Yayını başlatıyorum. Başlayalım. Hoş geldiniz. Bugün İzgi Ünal'la birlikteyiz ikinci kez. Ama öncesinde bazı bilgileri paylaşayım. Aslında bu bilgileri belki bir kısmınız tekrar dinliyor olacak ama yeni katılanlar için bunu ifade etmeyi önemli görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi direnişi sonrasında nasıl bir üniversite üzerine tartışmayı gündemimize getirdik. Üniversitelerin özgür, özerk, demokratik bir işleyişe sahip, toplum yararına bilimsel üretim gerçekleştiren kurumlar olmasını, kar ve ekonomik çıkar için değil, doğa insan, toplumsal amaçlar ve toplumun gereksinimlerinin karşılanması için çalışmasını, eleştirel düşünmeyi öğrenme ve yaratıcılığı geliştirmenin üniversite eğitiminde temel amaç olmasının gerekliliği üzerine yeniden durmaya başladık. Şubat ayında yaptığımız bir toplantı sonrasında, 26 Şubat'ta, Üniversite Öğretim Elemanları Girişim'in Akademik Özgürlük ve Özerklik Bildirgesi isimli bir bildirge yayınladık. Burada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi ve öğrencilerin özgür üniversite mücadelesini desteklediğimizi kamuoyuyla paylaştık. 7 Üniversite Derneği ve oluşumu olarak. Mart başında toplantılar düzenleme kararı aldık. Çalıştaylar, paneller, konferanslar ve üniversite dernekleri platformu iletişim grubunu kurmuş olduk. Ve ilk toplantımız Profesör Doktor İzzettin Önder'in 16 Mart'taki toplum ve üniversite konferansıydı. İkinci toplantımız 1 Nisan 2021'de Profesör Doktor İzge Günal'ın sunmuş olduğu üniversite ve tarihi konferansıydı. Şimdi Türkiye'de üniversitenin gelişimini bize İzge Günal anlatacak. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi iken 2018 yılında barış bildirisine imza attığı için KYK ile ihraç edildi. Üniversite Konseyleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptığı üniversite üzerine bir kitabı var. 50 Soru'da Üniversite. Bu toplantıyı 11 üniversite derneği ve oluşumu destekliyor. Onların ortak bir etkinliği olarak gerçekleştiriyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Akademi, Bir Arada Derneği, Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Üniversite Katılımcıları Derneği ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği. Bu etkinliklerimizin aslında bundan sonra da süreceğini, bilgisini de paylaşmış olayım. Bir sonraki toplantıyla ilgili hani bilgiyi buradan vermek istiyorum. Hani katılan arkadaşlarımız bunu bir şekilde bir yere kaydedebilirler. 29 Nisan'da yani iki hafta sonra Profesör Doktor Nilgün Toker üniversite ve siyaset üzerine konuşacak. Daha sonra Haziran'da da bir çalıştay planlıyoruz. Hani bunun çalışmaları sürüyor. Bununla ilgili bilgileri de daha sonraki aşamalarda paylaşırız. Bir başka noktayı şöyle vurgulayayım. Yani şu anda 11 üniversite derneği ve oluşumunun ortak etkinliği olarak biraz önce söylediğim gibi bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz ama amacımız bu platformu genişletmek. Onun için de üniversite derneklerinin oluşumlarını bu platformda bir araya gelmeye, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Bununla ilgili bir davet mektubumuz olacak. Önümüzdeki günlerde paylaşacağımız. Buna katılımınız bizi güçlendirecek. Toplantının düzeniyle ilgili bir noktayı paylaşayım. Toplantıda soru-cevap kısmına geçtiğimizde chatten sorularınızı yazmanızı istiyoruz ilk planda. Daha sonra zaman kalırsa chat dışında da görüşlerinizi sözel olarak ifade edebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ben toplantı yönetmek için Murat Koyuncu hocama sözü veriyorum.
Gizge Günal'ı birlikte birazdan dinleyeceğiz. Teşekkürler Raşit Hocam. İzge Hocam, isterseniz siz buyurun başlayın. Ben tamam, sorular bak. Geldikçe sizi uyarıp onları yöneltirim uygun zaman olursa. Tamam, o zaman başlıyorum ben. Şöyle söyleyeyim, çok teşekkür ederim bir kere davet ettiğiniz için. Yani en azından benim de bu davet sayesinde böyle bir haberim oldu böyle bir oluşumdan. Hiç olmazsa bundan sonraki toplantıları ben de izleyebileceğim. Şimdi saat 8'e 10 geçiyor. Kabaca yani saat 9 olmadan bitirmeyi hedefliyorum. Elbette ki Türkiye üniversite tarihi gibi geniş bir konuda her noktaya ayrıntılarla değinmem mümkün değil. O yüzden de konuşmaya şöyle bir ritim tutturmaya karar verdim, yani düşündüm. Öncelikle Cumhuriyet öncesinden kısaca bir bahsedip ondan sonra pik noktayı Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapıp sonra günümüze doğru yavaş yavaş azaltmak. Çünkü madem üniversitenin tarihinden bahsedeceğim, aslında hiç tarihi olmayan dönemler ve hep içinde olduğumuz dönemler de var. Onları hepimiz biliyoruz. Aslına bakılırsa Türkiye'deki bu üniversiteler hiçbirisine tarih denemez. Yıllar önce hatırlıyorum, yıllar önce, 15 yıl önce falan 9 Eylül Üniversitesi'ne yabancı bir öğretim üyesi gelmişti. Dolaşıyoruz bahçede, bu Mustafa Kemal Büstü'nün oraya gitti, orada 1881'i gördü. Ölüm tarihi yazmıyor yanında. Baktı, anlayamadı, dedik ya çok yeni bir üniversiteymişsiniz siz dedi. Yok daha bizim şurada 20 yıl oldu falan diyemedim. Yani 1881'i yeni gördükten sonra hani kalkıp da zaten bütün tarihi o kadar olan bir Türkiye üniversite tarihine anlatmakta herhalde çok anlamlı olmasa gerek. Herhalde Çin'de olsak bunu anlattırmazlardı. Neyse, başlamadan önce bir de şunu söylemem gerekiyor. Tıpta böyle yapılır, diğer alanlarda böyle mi bilmiyorum ama genelde bir panel konusu yapıldığı zaman içlerinden yaşlı, artık biraz da emekliye ayrılmış birisi seçilir ve ona tarihçe kısmı verilir. Sanki ben de 2 haftadır konuşmalarda kendimi böyle hissetmeye başladım. Neyse, bunu da ifade ettikten sonra başlayayım. Önce çok kısa biraz bir medrese sisteminden söz edeceğim. Çünkü Türkiye'de bugün üniversite üzerine çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü arada bir söylenen üniversite değil medrese olduk lafları da aslında boşuna değil. Belli bir kültürel birikimden geliyor. Biliyorsunuz medrese ders verilen yer, ders kökünden gelen bir şey. İlk kuruluşunu Abbasiler döneminden olduğu düşünülür. Bu Beytül Hikme Bağdat'taki ya da Darül İlim Musul'daki. Fakat bunlar hani geçen sefer de izleyen arkadaşlar bilirler. Üniversite denilen en yüksek eğitimin yapıldığı yer. Çağdaş anlamda baktığımızda bu medreselerin hiçbirisine üniversite demek mümkün değil. Hatta bu ilk kurulanlar aslında esas işleri çeviriydi. Süryanice ve Yunancadan çeviri yapıp bu çevirileri bir kendi aralarında paylaşıyorlardı. Medreselerin kurumsallaşması aslında Türklerin İslamiyet'e kabulüyle birlikte, Karahanlılarla birlikte oluyor. Burada medreselerde en azından tüm öğrenciler yatılı hale geliyor ve hepsinin giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Yani bir anlamda medreseleri yerel eğitim kurumu olmaktan çıkıp bir devletin eğitim kurumu haline getiriyorlar. Ancak hızlı geçiyorum buraları tabii ki de biliyorsunuz en büyük atılımı Selçuklular'da Nizami Mülk'le yapıyor. Yani gerçekten 1067'de Bağdat'ta ilk medresesini kurduktan sonra Selçuklu İmparatorluğu'nun birçok yerinde benzer medreseleri açıyor ama şimdi baktığınızda bugünü anımsatan çok yapısı var, yönü var. Bir kere merkezi bir yapısı vardı. İkincisi aynı müfredat işleniyordu. Bütün medreselerde aynı müfredat. Hepsine bir vakıf kurulmuştu. Böylece bir tür mali özellik sağlanmıştı. Hepsi mütevelli heyetiyle yönetiliyordu ve bir külliye sistemi içinde yer alıyorlardı. Yani camisi, kütüphanesi, yatakhanesi, aşhanesiyle birlikte bir medrese sistemi olmuştu. Buralarda tabii tek bu değildi aslında yapılan şey. Bir miktar o klasik medrese eğitimindeki fıkıh eğitiminden yani din hukuku eğitiminden çıkıp hesap ve astronomi eğitimine başlamışlardı. Ha diyeceksiniz ki astronomi eğitimi nasıldı? Tam bir astronom değil, içine ciddi ciddi astrolojik öğeler de kapsıyordu ama en azından hesap eğitimine geçmişlerdi ve o dönemin en yüksek eğitimiydi. Çünkü bunları niye yapıyorlardı? Devletin büyümesi böyle bir gereksinim ortaya koymuştu ve bunları yapmak zorundaydılar. Sonra bu yıkıldıktan sonra yani Selçuklular yıkılıp da Anadolu Selçukluları ile birlikte yine bu merkezi yapı ve külliye sistemi, medrese sistemi kayboldu. Bu sefer bugünlerde sadece tarihi yerler olarak dolaşılan işte Niksar'daki Yağbasan, Diyarbakır'daki Zinciriye, Mardin'deki Hatuniye, işte Çifte Minareli Medrese Erzurum'da, Gök Medrese Sivas'ta bunların hepsi ayrı ayrı medreseler oldu. Fakat hızlı bir biçimde hesap eğitiminden tekrar fıkıh eğitimine döndüler. Çünkü artık devletin böyle bir eğitim kurumuna gereksinimi
yoktu. Ne zaman toparlanmaya başladı? Yine Osmanlılarla birlikte 1330 Orhan Gazi'nin İznik Medresesi'ni kurması. Bunu kurdu ama aldığı şey model bütün Nizam-ı Mülk modeliydi. Ve hızlı bir biçimde Osmanlı genişlemesiyle birlikte Bursa ve Edirne'de özellikle sıkı medreseler oluşturdu. Yine ne zamana kadar? Fatih'e kadar. Fatih zamanında bir yönetmelik çıkartıldı. Müderrisler sınavla alınmaya başlandı. Ve sahn-ı seman denilen sekizli bir sistem kuruldu. Yani sekizinci sistemde bitiren, sahn-ı semanı bitiren artık üniversiteyi bitirmiş oluyordu. Bu sistem biraz daha gelişti. Kanuni zamanında 12'li sisteme, darül hadislere geçtiler. Ve bu kanuni kurduğu darül hadis sistemi ta Cumhuriyet'e kadar bu sistem devam etti denilebilir. Şimdi Osmanlılar bu gerileme dönemine girdikten sonra merkezi tabi yapı kaybolunca ister istemez de bu eğitim kurumlarında özellikler ortaya çıkmaya başladı. Devletin çürümesi elbette müderris atamalarını da içine girdi. Orada da bir takım çürümeler başladı ve devalüasyon. Bunların hepsi bir araya gelince bu kanuni zamanında olan darül hadis sistemi burada çökmeye başladı. Ne zamana? Yine hani 1869 Karlofça, belki ekonomik olarak kayıplarında başladığı Pasarofça buraya kadar gitti. Önlem olarak ne yapılabilir diye düşündüler. Hala Darülfünun'un öncesindeyim. Her zaman akla gelen, bence önemli çünkü şimdi de böyle bir sorun olduğu zaman bu akla geliyor. Bir, yurt dışına öğrenci yollayalım. İki, yurt dışından yabancı uzmanlar getirelim. Ve yaptılar da bunu gerçekten. Üniversite kurmadılar belki ama mesela 1735'te ilk kez Humbaracı Ocağı'nı kurdular. Kont Bonneval Türkiye'ye geldi. Ondan sonra sen vatandaşlık da aldı. Humbaracı Ocağı'nı kurdu. Mühendis Hane-i Bahri Hümayun, Deniz Mühendislik Mektebi, Bevri Hümayun, Kara Mühendislik Mektebi kuruldu. Mektebi Harbiye kuruldu. Bunların içinde belki de önemlisi Tıphane-i Amire'ydi. Üniversite gibi değildi, bir meslek okulu biçimindeydi ama bu Tıphane-i Amire devam ederek sonra İstanbul Üniversitesi olup ta 1946'da Ankara Tıp Fakültesi kurulana kadar bu topraklardaki tek tıp eğitim kurumu olarak kaldı. Şimdi Darülfünun'un kuruluşu 1863. Darülfünun biliyoruz sözcük anlamı senler evi demek. Bu ismi özellikle seçiyorlar. Yani biraz da artık medrese sisteminden ayrıldık, biz yeni bir üniversite kuruyoruz demek için. Derviş Paşa var bunun başında. Halka açık fizik dersleriyle başlıyor. Ve bu fizik dersleri acayip ilgi topluyor. 400-500 kişiye kadar dinleyicilerin geldiği söyleniyor. Tabii şurası şüpheli, bunlar gerçekten fizik merakı, bilim merakından mı buraya geldiler? Yoksa bu deneylerde bir miktar sihirbazlık tadı mı aldılar, onu bilinmez. Ama sonuçta belli bir şekilde insan toplanıyor. Fakat bu birinci Darülfünun'a hiç öğrenci kaydı olmadı. Hiç öğrenci kaydı demediler. Ve bunun üzerine hemen de eleştiriler başladı. Bir dine aykırı olduğu söylendi. İkincisi de, o da ilginçti, üst düzey kişilerin kalkıp da bir yerlere ders vermesi ayıp bir şey. Yani ders vermek onlara layık bir şey değil diye düşünüldü. Ve iki yıl sonra zaten bir yangınla da yandı. Birinci Darülfünun yandı. Tekrar araya girdi. Yalnız iki tane bilgi kazanımı bıraktı geriye birinci Darülfünun. Bir üniversite eğitimi yapabilmek için muhakkak alt düzey eğitim veren kurumlara da gereksiniminiz var. İki, bir de halka açık konferans geleneğini başlattı. Ondan sonra Darülfünunlar boyunca epey bir zaman sürdü. Hatta Cumhuriyet'in ilk döneminde üniversite haftaları buna bağlı olarak yapıldı. Bu arada ilginç bir şey var yalnız. 1857'de Paris'te Mektebi Osmani adında bir okul kuruldu. Hukuk, ticaret eğitimi veren bir okul. Bir Osmanlı kendi okuluna gitti, Paris'te kurdu. 6 yıl açık kaldı. Birkaç tane de mezun verdi. Acaba dediler, biz burada üniversite mezunlarını Paris'te yetiştirip onları mı Türkiye'ye getirelim? Fakat daha sonra, 6 yıl sonra, ya bunun getirisi götürüsünden fazla değil diyerek şeyden vazgeçtiler. Mektebi Osmani kapatıldı. Yani ilk kurulan belki ciddi okul Mektebi Osmani'de olan ilginç Paris'te kurulmuştu. Hemen birkaç yıl sonra 1870'te bu sefer Darülfünun Osmani kuruldu. Yani birinci, ikinci Darülfünun kuruldu. Bu açılırken gazeteye ilan verildi. Şeyler istendi. Yani bilimle meraklı duyan gençlerin gelmesi istendi. Gerçekten de 1000 civarında başvuru oluyor. Ve bunun 500'ün altında 450 kişi falan kabul ediliyor okula. Fakat 2 yıl içerisinde öğrenci sayısı hızlı bir biçimde azalmaya başladı. Bu 450 öğrenci 2. yılın sonunda 73'e düşmüştü. Dediler ki buna ilgi çekmiyor bu iş. Aynı zamanda
Gerçek neden de şuydu, belki o anda böyle bir üniversiteye de gereksinim yoktu. Aslında şunu söylemek istiyorum. Devletin kendi ideolojisini yeniden ürettireceği özgür bir alanı yoktu. Bu yüzden de kapatıldı. Yalnız üç önemli insan bıraktı bence bu Darülfünun Osmani. Birincisi Hoca Tahsin Efendi. Hoca Tahsin Efendi'yi belki isim olarak tanımazsınız ama bir kuşu bir fanusu içine alıp oksijensiz kalıp öldürerek ölümün oksijensizlikten olduğunu söyleyen bir kişi olması önemliliği çok tepki çekmişti zamanında. Sonra Cemalettin Afgani kaldı o dönemden akılda kalan. Yaptığı konuşmalarda peygamberliğin bir sanat olduğunu, ulvi bir şey olmadığını söylemişti ve çok ciddi eleştiriler aldı. Tabii bir de Willi'ni Tevfik Paşa, lineer algebrası hala lafı edilir. Neyse, bu da iki yıl sonra kapandıktan sonra bir iki yıl yine bir boşluktan sonra Darülfünun Sultani kuruldu, üçüncüsü. Bu sefer dediler ki biz bunu şeyden korumak için, saldırılardan korumak için bu Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi'nin içinde kuruldu. Hatta ilk başladığı yıllarda eğitim dili Fransızcaydı. Yani bu yabancı dili eğitim de ta 1874'e gelir üniversite. Hukuk, fen, edebiyat ve yol ve köprü mühendisliği vardı. 3-4 alanda eğitim veriyordu. Hukuk ve mühendislik alanlarında mezunlar verdi. Eğitim dili Fransızca, yani hukukta çok iyi gitmediği için bu iş 1-2 yıl sonra içinde şeye döndürüldü. İki çift dilli eğitime geçtiler. Fakat bu da yine işin sonunda bu Ayas Stefanos anlaşmasıyla birlikte Balkanların kaybı, yani biliyorsunuz bu okulda çok sayıda Bulgar öğrenci vardı. Bunların gitmesiyle kendi kendisine o da kapanmak durumunda kaldı. Sonra Darülfünun şahane kuruldu 1900'te ve hiç kapanmadı bu. Yani isim değiştirdi belki ama hiç kapanmayan Darülfünun bu. Bunun başında Said Paşa vardı. Söylediği şey şu da artık herkesin bugünden beri söylediği eğitim şart. Ancak bu şekilde Avrupa'yı ve Amerika'yı yakalayabiliriz. O yüzden biz bu işe bulaşmalıyız. Fakat 1900 Abdülhamit dönemi olduğu için tam bir paranoya dönemi. Çok ciddi kuralları vardı okulun. Bir kere kapasitenin çok altında öğrenci aldılar, kalabalık birikmesin diye. İki, her dersi muhakkak yani bir müfettiş izliyordu. Saraydan bir müfettiş dersi izliyordu. Üç, Osmanlı'nın zayıfladığı gibi konuları konuşmak yasaktı. Bu arada Haşim Paşa diye birisi var. O saldırıya başladı ve şeyi söylemiyor sürekli. Darülfünun gençlerin ahlakını bozuyor. Bu kişiyi şöyle bilirsiniz. Bu okullar olmasaydı marifi ne güzel yönetirdim diyen kişinin bu olduğu söylenir aslında. Neyse, bu da böyle saldırılar da kapanmadı yalnız. Bu devam etti. Bu sırada meşrutiyet. Meşrutiyetle beraber gelen özgürlük ortamı, örgütlenme ortamıyla birlikte 1912'de de Darülfünun ismini son olarak İstanbul Darülfünun olarak değiştirdiler. Burada biraz da şey vardı, artık hani şahane padişaha ait falan bir şey değil, İstanbul'un Darülfünun'un. İki tane önemli kazanımı var bence bunun. Birincisi Darül Mesailer kuruldu. Yani bugün bilimsel araştırmanın yönlendirilmesini istendiği enstitüler orada Darül Mesai adıyla kuruldu. İkincisi de bu Sapanca Gölü civarında Darülfünun Kolonisi adı altında bir kampüs oluşturuldu. Yani üniversitenin dışında şehirden uzak bir kampüs oluşturma fikri de öyle. Ha, buraya öğrenci gelmedi. Böyle bir kampüs alanı belirlendi. İnşaata başlanmadan yarım kaldı o. Fakat da bir özgürlük ortamı vardı. Mesela tıp fakültesi öğrencileri mektep nazırını istemediklerini söyledikleri zaman buna boykot yapmaya başladıklarında sarayda onların istedikleri kişiyi buraya atayabiliyordu. Bir takım şeyleri vardı. Bu 1919'da tam da savaşın ortaya başladığı zamanlarda, hani Kurtuluş Savaşı sırasında Darülfünun muhtardır diye nereden çıktığı belli olmayan, tam da aydınlatılamayan bir karar çıktı ve özellik verildi Darülfünun'a. Bu önemli bir nokta. Bunun üzerine tekrar duracağım ama arada bir parantez açıp başka bir şeye değinmek gerekiyor. İnas Darülfünun'u, Kadın Darülfünun'u. Şimdi İnas Darülfünun'u 1914'te kuruluyor. Esas amacı da Darülmuttalibe, yani öğretmen lisesi okullarına öğretmen yetiştirmek. Edebiyat, matematik ve doğa bilimleri alanlarında eğitim yapıyor. Edebiyat dersem gerçek anlamıyla bir edebiyat değil, yani bu bir sosyal bilimler eğitimi olarak algılamak lazım. Hocalar aynı. Darülfünun'la aynı dersleri izliyorlar. Erkek, yani hocalar gidiyor. Önce erkek Darülfünun'da, sonra kadın Darülfünun'da anlatıyorlar. Sonra bakıyorlar, özellikle bunda Mithat Fen, Refik Fenmen, yani fizik ve elektrik hocası, bunun çabalarıyla diyor ki bu böyle çok zor oluyor. Bari bunlar aynı bina içinde olsunlar. Aynı bina içinde ders vermeye başlıyorlar ama yine de önce erkeklere sonra kadınlara ders anlatılıyor.
Bu arada 1921'de Anadolu'da önemli bir iş oluyor. Mustafa Kemal 1. Muallim Kongresi'ni topluyor. Kongreye gittiğinde ilk girdiği odaya, salona kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta oturuyorlar ve birdenbire bozuk atıyor. Niye yapın, neden böyle diyor. Herkes diyor karışık oturmanız gerekir diyor. Yıl 1921. Bu olay İstanbul'da duyulunca biraz da Refik Fenmen'in gayretleriyle, zorlamasıyla kadın öğrenciler gidiyorlar, erkeklerin sınıfına giriyorlar. Çok ciddi bir kadın hareketi aslında, yani üzerinde çok durulmayan bir şey. Ve diyor ki dersleri beraber dinleyeceğiz. Olurdu, olmazdı falan filan derken dersler dinleniyor. Yalnız şöyle bir kural var, sağda kızlar, solda erkekler oturuyor ya da tam tersi bilemiyorum, ayrı ayrı bölgelerde. Ortaya bir tane perde çekiliyor. Bu arada basın yeniden yaygaraya başlıyor. İşte burada ahlak elden gidiyorlar. Kızlar ve erkekler zanu ve zanu diz dize oturarak ders görüyorlar. Bu olacak iş değildir gibi. Müfettiş geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama artık inançlar üstünde kazanılmış bir hak olarak kayda geçiyor. Ve bence önemli bir şey. Burada üniversite tarihi açısından çok fazla bilinmeyen önemli bir nokta daha var. İonya Üniversitesi. Şimdi işgalci gücün herhangi bir yerde kalıcı olması için oranın eğitim sistemini ama özellikle üniversite sistemini, yani ideolojiyi yeniden üretim sistemini ele geçirmesi gerekir. Mesela geçen 15 gün önce konuşmuştuk. Napolyon da Yeni Savaşı'nda Prusya'yı işgal ettiğinde ilk yaptığı işlerden birisi oradaki üniversiteyi ele geçirmek olmuştu. Şimdi Yunanistan'da da böyle bir konu o gündeme geliyor. Artık kendilerini Anadolu'da kalıcı olduklarını düşünüyorlar. O sırada Yunanistan'da tek bir üniversite var, Atina Üniversitesi. İkinci bir üniversite açılması da gündemde. Nereye açalım? Üç tane aday kent çıkıyor ortaya. Birincisi Selanik, ikincisi Kos, üçüncüsü İzmir, öyle söyleyeyim. Şimdi Selanik tamam ulaşım açısından çok uygun bir yer, ancak Atina'ya fazlaca yakın. Acaba diyorlar böyle olmazsa mı? Hani daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı planlıyoruz. Peki Kos Adası? Tamam Kos Adası yeterince uzak ama Kos Adası'na da ulaşım çok güç. İşte İzmir hem ulaşım kolay, hem Atina'dan yeterince uzak, zaten orada kalıcı olduklarını düşündükleri için tamam diyorlar, ikinci üniversiteyi İzmir'de açalım. Venizelos Konstantin Karateodori denilen bir kişiyi bununla görevlendiriyor. Karateodori bir matematikçi. Özellikleri şu, bir kere ünlü bir bilim insanı. Hala kendi ismiyle anılan teoremleri var. Onu matematikçilerle konuştuğumda gördüm. İkincisi, Almanya'da bulunduğu süre içerisinde çeşitli üniversitelerde çalışmış ve Breslau Üniversitesi'nin kuruluşunda da yer almış. Yani bir üniversite kurumunda bilgili bir insan. Üçüncüsü de kendisi İstanbullu bir Rum. Babası ve amcası sarayda, saray doktorluğu vesaire gibisinden çeşitli görevler yapmışlar. Yani halkı da tanıyor. Venizelos'ta ikisi bunların Paris'te buluşuyorlar. Tamam diyorlar, İzmir'de bunu kuralım. İzmir'de bunu yapalım. Ciddi bir bütçe ayrılıyor bu işe. İşte Karateodori yardımcılarını seçiyor. Mesela bir farmakologdur en büyük yardımcısı. İzmir'e geliyorlar, bakıyorlar. Tabii işlerinde şu, ya aslında böyle bir üniversiteyi İstanbul'da açmak gerekir. Fakat politik durum şu anda İstanbul'da 1920'lerin politik durumu üniversite açmaya da çok uygun değil. O zaman biz şimdi İzmir'de açalım. İzmir'de yer arıyorlar. İzmir'de yer ararken bir kişiyi de görevlendirip o da İstanbul'da yer bakmaya devam ediyor üniversite için. Ne olur elimizde hazır olur bulunsun. İzmir'de seçtikleri İzmirliler bilirler. Şimdiki Kız Lisesi. Kız Lisesi'nin olduğu yer. O zaman onun ismi İttihat ve Terakki Lisesi olarak yapılmış. Tamam diyorlar, burayı üniversite yapabiliriz. Hemen çalışmalara başlıyorlar. Öncelikle diyorlar çift dilli eğitim olacak. Yunanca ve Türkçe eğitim yapılacak burada. Ziraat, mühendislik, ticaret ve oryantal bilimler başlangıçta olacak. Sonra başka şeyler eklenecek. Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Laboratuvarları kuruyorlar. Önemli bir kütüphane kuruluyor. Yani o günün parasıyla 18 bin İsviçre frangı olduğu söyleniyor. Tabii bugün ne ifade ediyor, kaç cilt kitaba denk geliyor bilemiyorum. Bunu da öğrenemedim aslında ama büyük bir kitaplık olduğu söyleniyor. Sonra İzmir'de Tepeköy civarında bir ziraat uygulama çiftliği kuruyorlar. Çiftliğin özellikleri nedir, ne değildir? Ama şunu söyleyebilirim, Toynbee anılarında bu çiftlikten bahsederken çok övgüyle bahsediyor. İşte gördüğüm, Avrupa'da böyle bir çiftlik görmedim diye. Hazırlanıyorlar ancak öğrenci almadan bu sırada şeyler kötüye gitmeye başlıyor. Anadolu'da kötüye gitmeye başlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda iş aleyhlerine gelişince bir gün bunları bütün okulu, kitapları ve laboratuvarları bir gemiye doldurup bizzat Karateodori başındayken Yunanistan'a, ana kıtaya götürülüyor. Önce Atina Üniversitesi'ne bırakılıyor buralar. Oradan da şey. Şunu söyleyeceğim. Aslında üniversite adını alarak, resmi olarak kurulmuş Anadolu'daki, İstanbul'da değil, Anadolu'daki ilk yer İonya Üniversitesi. İki,
işgalci gücün bir yere ele geçirmek için üniversiteye hakim olması gerektiği konusunda da bence çok iyi bir örnek bu işi bilen birileri. Neyse, tabii ki bu arada Anadolu'da işler gidiyor. Dediğim gibi işte 1921 Muallimler Kongresi, 1. Muallimler Kongresi çok önemli. Yani bu Muallimler Kongresi yapılıyor ama bir yanda İnönü Savaşı sürüyor. Ortalık toz duman içerisinde. Ortalıkta para pul yok. İşte tekalifi vatan yasası çıkartılmış. Yani iki çorabı olan bir tanesini orduya verecek gibisinden bu koşullar altında bile oturup bir Muallimler Kongresi düzenliyor. Şunu söylemek istiyorum. 33 reformunun başta bu da bağlantısını kurmak gerekir. Cumhuriyeti kuran kadroların kafasında sanırım çok önceden beri yazılı bir şey yok ama böyle bir düşünce, bir üniversite düşüncesi vardı. Bir, ikincisi de şunu biliyorlardı. İstedikleri kadar siyasi iktidarı ele geçirsinler. Eğer burada feodalizmi tasfiye etmek istiyorlarsa, burada bir kapitalizmin kurulması gerekiyorsa, öncelikle buranın okul sistemine hakim olmalı ve iyi bir okul sistemleri olması gerekiyordu. Yani onlar açısından İnönü Savaşı'nı kazanmak kadar 1. Muallimler Kongresi de önemliydi ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Neyse, sonra işte Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet kurulunca ilk anda Darülfünun'a pek dokunmuyorlar. Şöyle söyleyeyim, 23'ten 33'e kadar 10 yıl boyunca aslında Darülfünun'a dokunmuyorlar. Neden diye sorulduğunda aslında akla şu geliyor. Elbette Cumhuriyeti kuranların kafasındaki ideolojileri netti. Hiçbir kuşkuları yoktu. Ancak üniversitenin egemen güç açısından işlevi egemen ideolojinin yeniden ve yeniden üretildiği alanlar olmasıdır. Özellikle bunu birkaç kez vurguladım geçen konuşmamızda bunda da. Evet, Cumhuriyet ideolojisi belliydi. Ancak yeniden üretilecek ayrıntıları ortada yoktu. Bunun için de belki bir 10 yıllık falan bir süreye ihtiyaçları vardı. Yoksa istese daha önce kurarlardı. Tabii bu arada işler hiç boş gitmedi. Bunun altyapısı hazırlandı. Mesela 1924 yılının Türkiye üniversite tarihi açısından çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ne yapıldı? 429 sayılı yasa şeriat ve esnaf vekaleti kaldırıldı. Yani dine karşı hareketler. 430 sayılı yasayla tevhidi tesisat yasası çıkartıldı. Yani tekke ve zaviyeler kapatıldı. Ayrıca bunlarla beraber misyoner okulları da kapatıldı. Tek tip bir eğitime doğru gitti. 431 sayılı yasayla hilafet kaldırıldı. Yani bilim anlamındaki bu önemlidir bunlar. Çok önemli adımlar atıldı. Bununla da kalmadı. Sadece yasa işi değil. Mesela ezan Türkçeleştirildi. İşte Kur'an Türkçe yayınlandı. Bunlar şundan önemliydi. Yani insanların bu duydukları için çok da ulvi olmadığını, aslında bir kitap olduğunu, yazılı bir kitap olduğunu görmeleri açısından çok önemli. Ha, bu arada ilahiyat fakültesi açtı Cumhuriyet. Tek yaptığı iş oydu en başlangıçta. Şundan, hilafet kaldırılınca, tekke ve zaviyeler kapatılınca ya ne olacağız falan filan, aynen bugünkü muhabbet gibi ölülerimizi kim gömecek gibisinden bir acayip bir muhabbet başlayınca tamam dediler, ilahiyat fakültesi açıyoruz. Fakat dönemin ideolojik ortamı buna hiç uygun olmadığı için zaten ilahiyat fakültesi çok kısa bir süre içerisinde, 1,5 yıl içerisinde öğrencisizlikten kapanmak zorunda kaldı. İşte dil devrimi yapıldı, okuma yazma seferberlikleri ilan edildi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi, aşı kampanyaları yapıldı, birçok şey, zirai araştırma merkezleri kuruldu. Şimdi bu zirai araştırma merkezleri de çok önemli. Tümüyle ve tümüyle Sovyet modelinden alınmıştı. Yani ilk başta yapılmadaki amaçları şuydu, bu merkezler kurulacak, bu merkezler zirai araştırmalar yapılacak, ancak bunların hepsi üniversiteye afiliye olacak. Yani üniversitenin toplumla ya da üretimin içindeki ayakları olacak şekilde bunlar tasarlandı, yapıldı. 1927'de yine eğitim açısından radyo yayını başlandı. Şundan çok önemli, Türkiye'de 1927'de başladı ama yaygın radyo, BBC 1926'da başladı zaten. Yani özel alanlar dışında genel bir radyo yayını. Bu açıdan önemli. Bunları nasıl yapıldı derseniz, kadrodan esas, hani kadro dergisi çevresinde olan ama çok ciddi bir ekip vardı. İşte Adnan adı var, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Dör, Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanı, Reşit Galip. Adnan adı var. Yani Osmanlı Türklerinde ilim ve tarih boyunca bilim ve din diye iki tane kitabı var. Remzi yayınlarından şu anda piyasada bulunuyor. Okuma şansınız oldu mu bilmiyorum. Her ne kadar kitabın intihal olduğu iddia edildiyse, hiçbir fikrim yok bu konuda, öyle bir iddiam yok benim ama. Kitabı okuduğum zaman beni hayrete düşüren bir kitaptır. Yani insanların o dönemde böyle bir bilim tarihi kitabı yazacak bilgi ve görgüye nereden ulaştıkları, ellerinde kaynak. Yani inanılmaz bir şeydir. Zaten beni hayrete düşüren iki entelektüeli vardır. Bu toprakların biri Adnan adı var, diğeri de
Hikmet Kıvılcım'la. Yani kitaplarını okuduğumda görüşlerine katılıp katılmamak, katılmam görüşlerine birçok görüştü ama bu entelektüel birikime nasıl oluştu gerçekten şey. Neyse, popüler bilim dergileri çıkartılmaya başlandı. Mesela o dönemin Türkiye'sinde 4 tane popüler bilim dergisi çıkarttılar. Çok büyük bir rakam. Şu gün kaç tane var bilmiyorum. Ama bilim ve ütopya ve bilim ve gelecek çıkmadan önce ortada bir tek TÜBİTAK dergisi olduğu zamanları bile de nüfusun kaç katı olduğu zaman. 1920'li yıllarda 4 tane popüler bilim dergisi çıkardı. Tıp kongreleri düzenlendi ve yurt dışına öğrenci göndermeye başladılar. Öğrenci gönderme önemliydi. Yani mühendis yetişsin, bilmem ne yetişsin, teknisyen yetişsin diye değil. Mesela bunlarda Aydın Sayılı'nın öyküsü bence çok ilginçtir. Aydın Sayılı Ankara'da o günkü erkek lisesi Taşmektep, yani Atatürk Lisesi'nin deyince ama o zaman yeri orada değil. Yukarıda kaleye yakın bir yerde. Liseyi bitiriyor. O sırada devlet büyükleri Mustafa Kemal ve arkadaşları çeşitli gelip lise bitirme sınavlarına giriyorlar. Eskiden böyle bir sınav vardı. Ben ilkokul kısmına yetişebildim bitirme sınavlarının. Sınava geliyorlar. Aydın Sayılı sınavda. İşte soru soruyorlar. İş konuştu. Sonuçta bu Sokollu'nun biliyorsun Volga ve Don arasında bir kanal projesi vardı. Sonra hayata geçirildi. Sovyetler döneminde ama bu buna geliyor şey konu. Pardon. Mustafa Kemal şeyi soruyor Aydın Sayılı. Peki diyor madem bu kadar ilgilisin diyor. Ne olmak istiyorsun diyor. Su mühendisi olmak istiyorum diyor. Hı diyor. Peki diyor Sakarya Nehri'ni diyor elini yatağını değiştirmek elinde olsaydı nereye yaktın? Bir yanıt veriyor. İşte diyor şey yapardım Marmara'ya getirirdim. Yanıtı önemli değil ama. Ondan sonra diyor ki ya bak diyor Mustafa Kemal Aydın Sayılı'ya. Sen diyor en iyisi git diyor boş ver diyor şeyi su mühendisini. Su mühendisi her zaman bulunur diyor. Sen diyor bilim tarihi eğitimi yap diyor. Şundan önemli. Aydın Sayılı sonra gidiyor gerçekten. Sarton'un yanında bilim tarihi eğitimi alıyor ve dünyanın ilk bilim tarihçisidir, doktorasıdır. Doktorasını yapan kişisi. Fakat o zamanın Cumhuriyet'in kadroları henüz daha doktorası falan yapılmamış. Yeni bir tane bilim dalı kurulmuş. Bu bilim dalının önemini fark etmişler. Bu bilim dalı insan yetiştirmeyi, mühendis olacak bir insanı değiştirip burayı yollamayı düşünecek kadar öğrenciler titizlikle seçiliyor. Yani kolaycı bir yaklaşıcı. Sen git doktor ol, sen git mühendis ol. Biz de teknisyen laf değil. Felsefeye, matematiğe, bilim tarihine olmayan bir bilime o ana kadar bile insan yolluyorlar. Bunların hepsini bir hazırlık olarak görüyorum. Mesela, ha bu arada Sovyetler Birliği ilişkileri çok iyi. Yani hatta bu Sovyet arşivlerine giren bir araştırmacı yazılarında tabii ki doğruluğunu kanıtlamam mümkün değil ama Mustafa Kemal'in ben Batı bilimine güvenmiyorum, sizle iş yapıyorum dediğini aynen bu sözcüklerle sözcük sözcük kendisiyle de konuşma şansım oldu. Evet böyle yazıyor dedi. Öyle kabul etmek durumundayız. Başka şeyler de yapıldı bilim eğitim anlamında. Mesela Galip Ata, Darwin kitabı yazdı. Galip Ata şey, Nurullah Ataç'ın abisi. İşte Ata soyadının doğru olmadığını sonra Ataç olduğunu söyleyerek soyadını değiştirdi. Ataç yaptı onu oradan ama. Darwin kitabı ilginç bir kitap. Çok büyük basıldı tekrar. Yani yeni baskısı çıkartıldı. En azından bulunabilir sahaflarda. Çok yetkin bir kitap değil ama Darwin'in kitabı mesela okullarda okutulmaya başlandı. Bir düşünün şimdi TÜBİTAK'ın Darwin'in kitaplarını, yani Darwin'in kapaklarını yasaklamasını. Müfredata alındı. Mesela müfredatta yine bir tarih kitabı var. Tarih kitabında genel bir tarih kitabı, lise tarih kitabı, o da basıldı. Yani bulunabilir, orta şeyde bende var en azından. Lise tarih kitabı, burada mesela peygamberle ilgili anlattığı kısımlar çok somuttur, çok materyalisttir. Öyle ulvi bir varlık falan değil. Bayağı bir tarihsel bir olgu olarak alıyor ve bunlar okutuluyor. Veya Max Beer'in Sosyalizm ve Sosyal Mücadeleler Tarihini Zühtü Uyar çevirdi. Zühtü Uyar o zaman başbakanlık özel kaleminde çalışan bir memur. Yani işler bu durumda. Düşünsenize zaten yani bu işlerin başında olan kişi Mustafa Kemal oturup başka bir kitap değil geometri kitabı yazıyor. Bu çok önemli bence. Yani bir hükümet başkanının geometri kitabı yazması bir siyaset kitabı değiller. Çok önemli. Şimdi ülke bu şekilde. Yani eğitim bilim anlamında ülke bu şekilde. Peki Darülfünun'da ne oluyor? 3 tane olaydan bahsedeceğim Darülfünun'la ilgili. Gerçekten bunlar dönüm noktaları olabilir. Bir kere önce şöyle bir harf devrimi konusunda şöyle bir açıklama yaptılar. Eğer Latin harfleri kabul edilirse yazı yazmayacağız. Hatta kalemlerimizi kırarız.
Hükümetten hiçbir yanıt gelmedi ama eminim bir tarafa yazıldı. Sonra yine 1924'te Darülfünun bahçesinde fotoğraf çektiren öğrenciler hakkında Darülfünun yönetimi bu iyi doğru bir şey değildir fotoğraf çektirmek diye soruşturma açtı. Hükümet müdahale etti, soruşturmayı kapattı. Ama sanırım bu da yazıldı bir yere. Bir de Muhlis Ete'nin Kadro dergisinde yazdığı bir not var. Okumak istiyorum, notu aldım buraya. Diyor ki, ziyaretleri sırasında ki bu ziyaret 1930'da oluyor, müderrislere en can alıcı suali sorar Mustafa Kemal. Türkiye ilim adamları arasında ecnebi müellifler tarafından site edilen kaç kişi ve eser vardır? Muhlis Ete diyor ki, bu suali yanıtın diyor zaten üniversite reformunda buluruz diyor. Şundan çok önemli. Ben yardımcı doçentken bulunduğum üniversitede değini, atıf, sitasyon sözcüklerini bilen kendi hocalarım dahil olmak çok az kişi vardı. Atıf almak ne demek? Değini nedir? Sitasyon nedir? Kavramları bilinmiyordu. Ama 1920-30'da böyle bir soru şeyde sorulabiliyor. Darülfünun bu sırada kendisine karşı bir hamle olduğunu hissediyor. Hissediyor. Bir tane şey bastı. Büyük kurtarıcıya Darülfünun'dan küçük bir armağan diye bir kitapçık bastılar. Kitapçık bulunuyor. Sahaflarda var. Hem Osmanlıca hem Türkçe baskıları var. Yani enteresan. Ona onursal müderrislik unvanı verildi Mustafa Kemal'e. Aldı. Bir şey yapmadı. Ve daha sonra işlerin sıkıştığını görünce 1929'da Darülfünun hükümete başvurup dedi ki bir Darülfünun'un reforma ihtiyacı var. Buna bir şeyler yapalım. Bundan uzun süre bir yanıt gelmedi. Bir yıl kadar yanıt vermedi. 1930'da bir yanıt verip bir şey yapmanıza gerek yok. Biz daha iyisini hazırlıyoruz dediler. Ve ondan sonra gerçekten birdenbire Darülfünun lağvedildi. 1933'te 31 Temmuz'da Darülfünun lağvedildi. Türkiye bir gün üniversite kaldı ve 1 Ağustos'ta da İstanbul Üniversitesi kuruldu. Anlatan bunu Reşit Galip. Reşit Galip şeyini yaşasın üniversite diyerek heyecanlı bir konuşmayla bunu yaptı ve İstanbul Üniversitesi kuruldu. Kuruluş öncesi ne yaptılar? Kuruluş öncesi önce 1930 bir yabancı bir uzman geldi. Malşe denilen bir uzman geldi Türkiye'ye. İki kez geldi Malşe. Dolaştı. İlk gelişinde hastalandı. Çok da uzun süre dolaşamadı. Ve bir şey hazırladı ortaya. Bir rapor hazırladı. Şimdi Malşe kimdir diye bu Zeynep Hanım konağı Vefnecilerdeki, şimdi Fen Fakültesi'nin olduğu, Orman Fakültesi'nin olduğu yerdeki Zeynep Hanım konağı yazınca birçok belge kayboldu. Acaba dedim bu Malşe İsviçre'de Cenevre Üniversitesi rektörlüğü yapmıştı. Cenevre Üniversitesi'nde oradan geldi buraya, bunun bir karşılığı var mı? Cenevre Üniversitesi'yle yazıştım, konuştum falan bir şeyler yaptım. Karşılığı yok. Çünkü daha sonra orada bulduğum bir muhatap bana şunu anlattı. Yani bizim tarih bölümünde dedi ki Malşe'ye yapılan teklif üniversite üzerinden değil, doğrudan kişisel yapıldığı için bizim burada şeyi bulunmuyor. Sadece üniversitedeki belgelerine baktım. Yani bana yolladılar birer örneğini. Sadece maddi belgeler. Gitmem gerekir, iyi para veriyorlar falan tarzında aynen böyle bir takım belgeler. Malşe nasıl seçildi? Çok belli değil. Ama anladığım kadarıyla şeyin kafasındaki, Cumhuriyeti kuran kadroların kafasındaki üniversite fikri ve reform fikri zaten takmış. Çünkü Malşe'nin raporu, o da yine Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından basıldı, sahaflarda bol miktarda bulunabiliyor. Şöyle bir okursanız aslında çok güzel bir rapor. Yani hiç de öyle bir arkasından bir 33 gibi üniversiteyi kapattırıp, Darülfünun'u kapattırıp üniversite açacak bir şey yok içerisinde ben baktığımda. Görmedim. Mesela bazı şeylerde yanlış. Örneğin diyor ki kütüphaneler yetersizdir. Ama hukuk fakültesi kitaplığı yeterlidir. Sonra hiç diyor ki ya Malşe bunları okumayı bilmediği için şey yapmış. Bunların çoğu boş. Burada bir şey yok. Hukuk fakültesi kitapsı yetersizdir. Yani yüzeyel bir şey yazıyor ve ufak tefek reform talepli şeylerinde bulunuyor. Ancak içinde 4 tane önemli nokta var. Duruyorum çünkü ancak bunun üzerinde duruyorum. Daha hızlı geçeceğim bundan sonrasında. Bu 4 nokta önemli çünkü hala aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Bir diyor Malşe, benim seçtiğim için de bu çok fazla maddede yazmış ya. Orijinal yayın yok diyor. Herkes diyor çeviri yapıyor. 2. Darülfünun üniversite değil bir meslek yüksekokulu haline gelmiştir diyor. 3. Öğretim üyeleri dışarıdaki işlerine daha fazla zaman ayırıp üniversiteyi ihmal ediyorlar diyor. 4. Tabii ki devrimlere karşı ilgisiz duruyorlar. Ev, çevre, böyle bir laboratuvar,
sosyal bir laboratuvar ama buna karşı ilgisiz duruyorlar diyor. Bu saptamaları yapıyorum, öneriyorum şey. İşte şöyle yapalım. Ufak tefek reform önerileri var. Sonra Utkan Koca Türkçe'yi yayınladı. Mustafa Kemal'in bu raporun kenarına aldığı notları Belleten dergisinde yayınlandı. Bir bakıyorsunuz ifade biraz daha sertleşiyor. Mesela Mustafa Kemal şey yapıyor, yok öyle olmaz. Bence orayı kapatalım gibisinden böyle daha bir sert bir ifade. Sonra Reşit Galip'in bir açıklama yapıyor. Darülfünun'u ilga ettik. Darülfünun kapatılmıştır diyor. Yani yavaş yavaş sertleşen bir süreç var. Zaten Reşit Galip de reformdan çok kısa bir süre önce buraya gelen bir kişi ve kendisi ciddi bir cumhuriyet aktivisti. Kitapları var. Zamanında yazmış olduğu broşürler hala onlara da sahaflardan ulaşılabiliyor. Kendisi hekim, tıp doktoru. Sert bir adam, aktivist, taviz vermeyen bir adam. Şeyleri çok ilginç. Hani o pire için yorgan yakmak lafı var ya, onu şeyde gördüm, Reşit Galip'te gördüm. Çünkü bu köylülere öğütler, sağlık ebelere öğütler için hazırladığı şey de pireli şeylerle uğurlu basmaya yakın diyor. Yorganları yakın, pireyle uğraşamaz. Bu derece net bir adam. Reformla birlikte üniversitenin 240 öğretim üyesinin 157 tanesi dışarıda kalıyor. Oran olarak çok yüksek. Bu sayılar 3 aşağı birçok kaynakta farklı, yani bir artı eksi 3 ile 5 ile dinleyin bu rakamları. Çünkü bazı farklı rakamlar veriliyor ama yani 250 öğretim üyesinin 150'si dışarıda kalıyor ya da 160'ı dışarıda kalıyor. Çok önemli bir rakam. Ancak ellerinde 80 kişi kalıyor burada. Artı daha önce yurt dışına yolladıkları öğrenciler gelmeye başlıyor. Zaten Mustafa Kemal'e sordukları da üniversiteyi kapatıyorsun kimle açacaksın deyince biz 1928'den beri boşuna mı öğrenci yolluyoruz yurt dışına diyor. Yurt dışına gidenler gelmeye başlıyor. Artı yabancı bilim adamları, Alman bilim adamları. O da bir şans belki. Belki de şans demek çok doğru bir sözcük değil ama en azından fırsatı değerlendirmişler diyebilirim. Almanya'da Hitler iktidara geldiği zaman devlet memuriyeti meslek olarak icrasına dair bir yasa çıkartıyor. Bu yasaya göre Ari ırktan olmayanların devlet memuriyetten çıkartılıyorlar. İşte böylece Yahudi bilim insanlarının hızlı bir biçimde tasfiyesi başlıyor. Bunların bir kısmı biliyorsunuz artık İkinci Dünya Savaşı'nın şeyleri yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar ve İsviçre'de Schwartz'ın başkanlığında yurt dışındaki Alman bilim insanları derneğini kuruyorlar. Buradan da ilk geliyor ve bu üç kaynaktan üniversiteyi oluşturuyorlar. Yalnız tasfiye hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Ne şu anda bizim yaşadığımız tasfiye, ne 12 Eylül tasfiyesine, yani şu anda dinleyen insanların bildiği tasfiyelere benzeyen bir tasfiye değil. Tasfiye edilenlere istedikleri kendi meslekleriyle ilgili istedikleri herhangi bir yere tayin etme garantisi veriliyor. Yani hekimse bir hastaneye ya da bir liseye tayin garantisi veriliyor. Bunların hiçbirisini kabul etmeyenlere de bir yıl süreli tam olarak maaşları ödeniyor. Hani bunu savunmak için söylemiyorum ama sadece bir bilgi notu olarak düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş her tasfiyede biraz daha ağırlaşıyor bu şeyler. Malşen'in niye seçildiği konusunda iki tane tevatür var, anlatılır. Birincisi şey, 1905'te Çulok denilen birisi var, biyokimyacı Çulok. Rusya'da. 1905 devriminden sonra oradan kaçıyor, İsviçre'ye geliyor. Çulok'un damadı Schwartz, bu derneğin başkanı olan kişi. Denilir ki, Malşen'de bu Çulok'un çok yakın arkadaşı. Alman bilim adamlarına çengel atmak için Malşe'yi seçtiler denilir. Doğru mudur bilinmez. Çünkü dedim hiçbir belgesi yoktur. Tersinin de belgesi yoktur. İki, Akil Muhtar'ın da arkadaşı aynı zamanda Malşe. Bir düşünceye göre de Akil Muhtar'ın arkadaşı kolayca yönlendirebileceğimiz birisi olsun. Hani istediğimiz bir reform sansiyeyi çıksın denilir. Onu bilmem ama sonuçta bir şekilde geliyor ve bu işin sonunda yalnız bu tasfiye falan derken İstanbul Üniversitesi çok önemli bir üniversite haline geliyor. Ya mesela o tasfiyede Türkiye'ye gelenlerden Kantroviç, çene cerrahisinin en önemli insanlarından birisi, hatta bir numarasıdır dünyada. Kantroviç diyor ki şu anda dünyanın en iyi Alman üniversitesi İstanbul Üniversitesi'dir diyor. Ya da Ekrem Akurgal, Türkiye'de arkeolojinin piri sayılır Ekrem Hoca.
Avrupa'ya şeye gittiğinde, doktoraya gittiğinde, ya zaten en iyiler Türkiye'de, siz niye buraya geliyorsunuz gibisinden bir soruyla karşılaşıyor. Yani İstanbul Üniversitesi böyle hale geliyor. Yasası çok ilginç. 2252 sayıda çok kısa bir yasadır. Basit bir yönetmeliktir. Hiçbir özellik falan filan yoktur. Bakanlığa bağlı basit bir okul gibidir burası. Ancak geçen sefer de söylemiştim. Niyazi Berkes diyor ki özellik yoktu ama diyor ben diyor Komünist Manifesto, ben diyor değil, Komünist Manifesto'yu derslerde yardımcı kitap olarak okuyabildiğimiz bir yerdi diyor. Tabii bu arada şeyler önemli. Cumhuriyet'in bu konudaki tavrı çok önemli. Mesela 1933'te gelenler sadece Museviler değil. Çok ciddi bir siyasi hamle var burada. Şimdi gerçek listelerini bilemem. Çünkü çok eski bir zaman ama. Benim kendi biyografilerinden çıkarttığım, şuraya not aldım bir okuyayım isterseniz. Mesela Buding, biyokimyacı, Kızıl Öğrenci Birliği üyesi. Burkart, romanolog, Avusturya Komünist Partisi üyesi. Menges, Slav dillerinden anarşist. Ruben, Hindolojide Uluslararası İşçi Yardımlaşma Örgütü üyesi. Kenter, bu Kantarovic'in asistanı, diş hekimi, Sosyalist Gençlik Birliği üyesi. Şütte Litovski, karı koca Litovskiler. Ya, Bayan Litovski zaten daha sonra Avusturya Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne kadar yükseldi. Çok kısa bir süre yaptı ama onların öyküsü ilginçtir. Bunlar solcu insanlar. Yani sosyalist insanlar. Şütte Litovski'yi belki Frankfurt mutfağı söceğinden tanıyabilirsiniz. Hani bir işçinin, bir mutfakta bir işçi kadının rahatça çalışabileceği bir mutfak tasarlamıştı. Daha sonra bu kötü amaçlarla kullanıldı. Aslında kadını mutfağa hapsetmek amacıyla kullanıldı belki ama tasarımcısı Şütte Litovski'dir. Sovyetlere gidiyorlar. Sovyetler de yaptıkları şey aslında burada kreşler kurmak ve de yeni şehirler oluşturmak için uğraşıyorlar. Avusturya'da sorun çıkınca orada kalıyorlar. Bruno Taut, Türkiye'ye gelen Alman bilim insanlarından birisi, gelin diyor, Türkiye'de iyi şeyler yapılıyor, size gereksinimimiz var diyor, o getiriyor bunları Türkiye'ye. Türkiye'ye de geliyorlar, aslında çok da fazla kalamıyorlar. Çünkü Şütte Litovski, Avusturya, Türkiye arası Komünist Partisi üyesi, kuryelik yapıyor. Bu kuryeliklerden bir tanesinde yakalanıyor. Yakalanıyor ve idama mahkum ediliyor. Cumhuriyet Hükümeti araya gidiyor. Diyor ki ya idam olamaz. Bizim onunla yapacağımız çok işler var. Bize okul projeleri yapıyor. Köy okulları falan çiziyor Türkiye'de. Bizim ona gereksinimimiz var diyor. Cezası 15 yıla düşürülüyor. Ondan sonra bir şekilde zaten savaş bitiyor. 15 yıl doldurmadan çıkıyor Türkiye'ye gelmiyor ama bu arada Küba'ya gidiyor. Çok sıkı bir kadın. Yani bir 10 yıl önce falan öldü. 100 küsur yaşında öldü. Mesela Kurt Waldheim onur ödülü vermek istedi buna. Avusturya Devleti kabul etmedi. Kurt Waldheim'ın Nazilerle ilişkisi ortaya çıktığı için bunu kabul etmedi. Ve şey ilginçtir. Tek isteğin, bir isteğiniz var mı? 100 küsur yaşında, yani 100 yaşını geçtiniz dedi. Şey demişti. Ya hiçbir zengin bir kişiye bir ev çizmedim. O evi çizmek isterim. Diyen de birisi. Enteresan. Arada Kantorovic dediğim mesela en büyük diş hekimlerinden birisi döneminin. Kantorovic'i şeyden getiriyorlar. Şeyden çıkartıp, toplama kampından çıkartılıp getiriliyor Türkiye devlet araya girince. Yani böyle o derece önemli işler yapıyorlar. Bu arada bir ilginç bir iş daha var. Tavrı göstermek için söylüyorum bunları. Eyvah, ben saatimi çok yemişim zaten dediğim zamanında kaptırınca sonuna gelmişim. Şu anda saate baktım yine de. İşte iş üniversitesi için Mustafa Buysa getiriliyor. Türkiye'de bir iş üniversitesi, politeknik hatta adı geçiyor. Onu kurmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Şimdi 45 dakikamın sonuna yaklaşmış durumdayım. Bence devam edebiliriz aslında. Yani sabrınızla ilgili bir şey, kusura bakmayın, farkında olmadan kaptırınca gitmiş bu arada ama yani kesebilirim. Yani devam etmeyi tercih ederiz diye düşünüyorum. Murat'a bakıyorum, Murat Koyuncu'ya bakıyorum. Siz yorulmadıysanız hocam biz çok... Hayır, yok, yorulmadım zaten, ben heyecanlanmış götürüyorum. Neyse, bu Yüksek Ziraat Enstitüsü, bu Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi yetmeyince Türkiye'de bu nasıl hızlı geçeyim, kısa geçeceğim falan, geçmekte zorundayım. Yüksek Ziraat Mektebi, Halkalı Ziraat Mektebi mezunları yetmeyince Ankara'da bir ziraat okulu kurulması isteniyor. Yine aynı taktik izleniyor. Almanya'dan bilim insanları geliyor. Bir Oldenburg heyeti geliyor. Onlar inceleme yapıyorlar. İşte yurt dışındaki okuyanlar geliyorlar. Burada Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruluyor. 1933'te reformla birlikte burası da bir üniversite statüsü kazanıyor. İlk rektörü Almandır buranın.
fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde de öğretim eğitim veriyor. Ve ilk doktoralar, Türkiye'deki ilk doktoralar, İstanbul'da doktora yapılmıyordu. O zamanlarda zorunlu değildi, doktora şart değildi öğretim üyesi olmak için. İlk doktoralar burada. Bir tanesi Silivri yoğurdu ile ilgili, ilginçtir. Bir tanesi de hayvanı kaplıcaları ile ilgili. İki tane doktora tezi hazırlanıyor burada. Doçentlik sınavı burada yapılıyor ve daha sonrası Ankara Üniversitesi'ne katılıyor. Bu dönemdeki bir cümle Hasan Oğlan, yani artık 33'leri geçiyorum, 46'lara gelirken üniversite yasasına bir Hasan Oğlan yüksek yöneticisi deneyimi var. Şundan önemli yine birkaç cümle, aslında 17 Nisan'da geliyor yöneticilerin kuruluş yıl dönümü, ondan da ilginç iki gün sonra. Yüksek Tonguç'un şöyle bir laf ettiği söylenir ama tanığı bir kişi, Hüsnü Cırıtlı söylüyor. Başka da duyan gören ya da kendisi yazmış değil. İstanbul Üniversitesi'ni kastediyor. Bu üniversite ile bu iş olmaz. Yüksek Öğrenciliği, biz Geleceğin Üniversitesi'ni hazırlıyoruz. 1933 reformu yapıldı ama üniversite geleneğinden, Darülfünun geleneğinden kopamadı diyor. Burada bir üniversite seviyesinde bir Hasan Oğlan Yüksek Öğrenciliği kuruluyor. Ancak 1946'da bunları kuran İnönü, onlarla beraber bu savaş bitmiş, faşizm yenilmiş ama Türkiye'de hala faşist takımlar yükselişte, köyensizleri kapatılıyor. Tabi bunlarla bir yüksek köyensizleri de kapatılıyor. Hasan Ali Yücel tasfiye ediliyor. Çok farklı döneme geçişte bunlar oluyor. Ve yine hepimizin bildiği ikinci bir tasfiye daha, üçüncü tasfiye hafta gerçekleşiyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes komünistlik nedeniyle tasfiye ediliyorlar. Biliyorsunuz Behice Hanım siyasete atıldı. Diğer ikisi de yurt dışında çok önemli bilim insanları haline geldiler. Aslında o Pertev Hoca'nın ilk tasfiyesi değil. 1932'de daha üniversite kurulmadan önce de bu Türk Dil Kongresi'nde Reşit Galip Zeki Veli Togan Güneş Dil Teorisi'ne karşı çıkıyor. Ya bu diyor bilimsel değil bu yaptığınız şeyler. Reşit Galip de bakan da çıkıyor diyor ki iyi ki diyor sizin ben öğrencisi olmadım bunun için çok mutluyum diyor. Sonra bir grup asistan Reşit Galip'e telgraf çekiyorlar. Biz Zeki Veli Togan'ın öğrencisi olmaktan çok mutluyuz diyorlar. İkisi önemli, bir tanesi Pertev Naili Boratav, bir tanesi Nihal Atsız. İkisi de öğretmen olarak okullara yollanıyorlar. O günden sonra diyordum aslında, ben bir tasfiye listesi olduğu zaman önce Boratav ismine bakarım. Eğer bir baba ya da oğul Boratav ya da bir Boratav ismi yoksa bu liste sahte bile olabilir. Neyse, 46'da çok demokratik bir yasa çıkıyor. Gerçekten yani özel üniversite yasası dediğimiz şey bu olabilir belki. Fakat dediğim gibi bu yasa çıktıktan sonra da bu insanları, bu saydığım üç bilim insanı üniversitesine atıyor. Üstelik senata atıyor. Senatoda oylama yapılıyor, atılıyor. İşte buna karşı sadece iki bilim insanı, biri Hirsch, Alman zaten, onlar istifa ediyorlar senatodan. Arkasından bu üç kişiden sonra 25 kişi daha tasfiye ediliyor. Ve bu arada işte 1950'ye doğru yaklaşılıyor. İnönü'ye karşı olan mücadele, CHP'ye karşı olan mücadelelerde Demokrat Parti arkasına üniversiteyi de alıyor. Sonra üniversite iktidara geliyor ama geldikten sonra ilk yaptığı şey, bir yasa çıkartmıyor belki ama iki değişik yasayla üniversitede politik açıklamaları yasaklıyor. İkincisi de bakanlık emrini alma diye bir kavram ortaya getiriyor. Bunda da bakanlık evrinde Allah, mesela 1950 yılında Turhan Feyzioğlu bu konuda çok önemlidir. Aydın Yalçın, daha sonra Adalet Partisi'nden milletvekili de oldu. Bunun kadrosunu vermiyor Demokrat Parti o sıralarda. Bir siyasal bilgilerin açılış konusunda Turhan Feyzioğlu, nabza göre şerbet veren sözde münevverlerden olmayın dedi. Turhan Feyzioğlu da alıyorlar, merkeze alıyorlar, bakanlık emrini alıyorlar. Bu arada 1950'nin ikinci yarısında özellikle üniversiteyle çatışmaya başlıyor Demokrat Parti. Hakikaten çok ciddi saldırılar oluyor. Sıddık Sami Öner, İstanbul Onar, İstanbul Üniversitesi rektörü, polis saldırıyor, tekmeliyor, yerlerde sürünüyor. Hatta o zamanki polis çevir Zeki Şahin'in şöyle söylediği söylenir, not ettim. Üniversitenin de, üniversite profesörlerinin de hepsinin Allah belasını versin, puşlar. Bunlar hep sizin başınızın altından çıkıyor gibisinden, durum bu. Gazeteden alıntıdır bu. Yani bu küfür de oradan. Bu dönemin önemli olayı belki 1956'da ODTÜ'nün kuruluşu. Değişik bir şey. Mütevelli heyeti oluyor.
İngilizce eğitim yapıyor. Bu eski Fransızca eğitim gibi. Ve 1960'a kadar da Amerikalı bir rektör tarafından yani yönetiliyor. 1960, ha gerçekten bir özgürlük ortamı ortaya çıkıyor. Hızlı geçiyorum, artık çoğunluğu bildiğimiz dönemlere yaklaşıyoruz. Özgürlük ortamı, sol kitaplar basılıyor, konuşma özgürlüğü veriliyor ve 115 sayılı yasayı çıkartıyorlar. Üniversitedeki özgürlükleri iyice tavan yaptıran bir yasa. Bu Demokrat Parti'nin çıkarttığı yasaları iptal ediyorlar. Fakat aynı gün 114 sayılı yasayı çıkartıp 147 öğretim üyesi üniversiteden tasfiye ediliyor. Şöyle de defalarca da kontrol ettim. Yeni Sabah gazetesi Milli Kütüphane'de arşivlerde bulabilirsiniz. Muzaffer Karan sonra 14'lerle beraber uzaklaştırıldı. Aynen şöyle söylüyor. Niye bu insanları attınız derken, içinde Sabahattin Ali, Haldun Taner falan var bu insanların. Ahlaki, ilmi, ideoloji yönünden yüz kızartıcı noktalara sahip olan, bilhassa çoğu komünist, mason, kifayetsiz, cinsi sapık, Kürt devleti kurmak isteyen, asistanlarını metres olarak kullanan, doçentin yazdığı kitaba ismini koyan, yılda birkaç kez üniversiteye gelen öğretim üyelerini affettik diyor. Bu derece sert bir ifade. Kenan Evren'in ifadelerinden çok daha sert bir ifade. O konuda bir de konuşan İrfan Solmazer var. Belki ölümünden önce 14'lerden birisiydi. Kendisiyle son konuşan kişilerden birisi olabilirim. Israrla açıklamadı. Onların hakkında elimde çok belgeler var. Bunları yurt dışında bir kasada tutuyorum. Ben öldükten sonra çocuklarım bunları açıklayacak dedi. Kendisi de öldü. Çocukları da onca zamandır hiçbir şey açıklamadılar. 147'ler zaten daha birinci gün buna karşı çıktı. 14'ler gittikten sonra, 14'ler yurt dışına sürüldükten sonra 147'ler de sonra gelip görevlerine başladılar ama böyle bir şey geçirdi. 1971'de 1750 sayılı yasa çıktı. Bununla beraber YÖK'ü kurdular. Ancak CHP ve Ankara Üniversitesi Anayasa Mahkemesi'ne dava açıp daha sonra bu YÖK'ün kuruluşunu iptal ettirdiler. Anayasanın başından dava açma hakkı da yine 1960 Anayasası'yla verilen bir haktı. 70'te çok öğretim üyesi işkence gördü, hapsedildi. İşte bunların arasında Mümtaz Soysal, Cahit Talas, Bahri Savcı çok sayıda insan sayabilirim. Ama sistematik bir tasfiye olmadı. Belki akılda kalıcı tek İsmail Beşikçi'nin tasfiyesi olabilir 1970'li yıllarda. Bence unutulmaması gereken bir şey de 70'li yılların. 1977'de Demirel, hani bugün çok önemli bir insan olarak anılıyor, Manevi İlimler Enstitüsü kurulması teklifi hazırladı. Sonra bilinmeyen bir nedenle yaşama geçmedi ama bu tip şeyler o zamanlarda yapılmıştı. 12 Eylül'e geldik. Çok hızlı bir biçimde bitirmek istiyorum. Yani saate de bakıyorum. 02 olmuş. 12 Eylül'ün şu özelliği vardı yalnız farkı. Birçoğumuzun da yaşadığı. Bugüne kadar dikkat ettiyseniz anlattıklarımı, yani benim bakış açımdan, Türkiye egemen gücüyle üniversitenin garip bir ilişkisi olmuştur. Yani egemen güç üniversiteye müdahale etmiş, müdahalesini yapmış, gerçekleştirmiş, ondan sonra buradan çekilmiş. Sonra kendi halinde kalmış üniversite. 1980'de 12 Eylül darbesiyle birlikte Türkiye Büyük Burjuvazisi belki de bir seviye atlamasından kaynaklanan bir nedenle üniversiteyi kalıcı olmaya karar verdi burada. Ve bu üniversitenin önemini kavrayıp burada bir örgüt kurdu. İşte bu kurulan örgütü aslında YÖK diyorum ben. Yani Türkiye Büyük Burjuvazisi'nin 1980'de üniversite kurduğu örgütün ismi YÖK. Tabii şöyle düşünecek olursanız 12 Eylül YÖK'ün kuruluşu tek bir iş değildi. Yani 24 Ocak kararlarıyla neoliberal politikalar gündeme getirildi. Bunların uygulanması için 12 Eylül'ün baskısı gerekiyordu. Bunların kalıcı hale gelebilmesi, ideolojik olarak yeniden üretilmesi için de YÖK'ün olması gerekiyordu. Zaten bu üç tarihi simgeleyen, yani Cunta'yı saymıyorum 12 Eylül, onlar zaten oradaydı. Ama 24 Ocak'ı simgeleyen Özal ve 6 Kasım'ı YÖK'ün kuruluşu doğru amacı zaten Amerika'nın bunlar kıymetli arkadaşlar dedi, bunları ihmal etmeyelim deyip önerdiği kişiler. Yüksek öğretim yasası çıkartıldı. Önemli bir şeydi. Üniversite yasası ilk kez yüksek öğretim yasası halini aldı. Üniversite olmaktan çıkarttı kendini. Ve belki bir ayrıntı ama belki bilerek yapılmış gibi duruyor. İlk kez yasalarda bilgi üretimi eğitimden sonra gelmeye başladı. Yani üniversite bilim üreten, eğitim yapan kuruluştur diye olan tanımlama üniversite eğitim yapan, bilim üreten denilen konu halini aldı. Çok merkeziyetçi bir yapı. Hepiniz biliyorsunuz onu. Hala o yasanın çok defalarca değişmesine rağmen onun acısını çekiyoruz.
vakıf üniversiteleri kuruldu ve 1400 ikilikler. Yine çok sayıda, arada Korkut Hoca'nın da bir başka bir Boratav'ın olduğu bir 1400 ikilikler listesi asıldı. Çok değiller. Yani belki de nüfus olarak. Toplam Türkiye'deki 1400 ikilik sayısının 5000 kişi olduğu söyleniyor. Üniversitenin ise 98 kişi. Haldun Özen'in Entelektüelin Dramı diye bir kitabı var. Bu 1400 ikilikler derneğinin başkanıydı zaten. Onun hazırladığı bir kitap. Orada geçen rakam 98. Ama işte 100 civarında. Hani bunu şundan söylüyorum. Son tasfiyede üniversitede 5000 küsur tasfiye edildiği için bir kıyaslama aslında. Son tasfiyede olanlar tüm Cumhuriyet tarihi olanların 10 katından daha fazla. Yani anımsayanlar bilecektir, kılık kıyafet yönetmeliği çıkarttılar. Hocaların sakallarına karıştılar. Hocalar sakallarını kesmek zorunda kaldı. Ev ödevleri verildi. Ki benim öğretim üyeliği yaptığım dönemde de ev ödevleri yetişti. Neyse bana ev ödevi veren falan olmadı ama ana farzlar mücadele savaşı ile ilgili bir hazırlayın gibisinden şeyler söylendi. Fakat kalıcı oldular burada. Üniversiteyi bütünüyle değiştirdiler. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de bunun üzerine 92 de önemlidir. Kemal Gürüz'ün başkanlığında, sonra YÖK başkanı oldu zaten. TÜSİAD raporu hazırlandı. Türkiye'de ve dünyada yüksek öğretim bilim ve teknoloji diye. Orada üniversitenin piyasalaşması için ne yapılması gerektiği çok çok açık bir biçimde anlatılmaktaydı. Uyguladılar. Ancak şu oldu ki üniversitenin piyasalaşması açısından hepimizin bildiği dönemler. Dünyada piyasa üniversitesi 100 yıllık yakın bir zamanda gelişti. Mesela Amerika'da. Yani 1900'lerde söylenmeye başladı. 1929'da piyasa ideolojisini ürettirmeye başladılar üniversiteye. İşte 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üniversite piyasa içeriğine girdi. 1960 krizinden, daha doğrusu 60'dan sonra ama belirgin olarak 1970'ten sonra da piyasa içinde bir aktör olarak, piyasaya müdahale olarak bir aktör olarak yer almaya başladı. Türkiye bu 1980'den sonra bunların hepsini bir arada yaşamak zorunda kaldı. Ve ortaya acayip bir şey çıktı. Ama kamu üniversiteleri dönüştürüldü, özel üniversiteler açıldı ve her ile bir üniversite kavramı. Şundan önemlidir bu. Bu üniversiteler, iller ve üniversite bazında Türkçe yayınlanmış 10-15 arası kitap var. Tam sayıyı şu anda veremeyeceğim. Ancak bunların hepsi, yani tümünü de okudum, hepsi üniversiteye sadece ve sadece o şeye gelmiş ekonomisi açısından bakıyor. Hiçbir zaman bilgi üretimi ya da bir üniversite eğitim açısından bakmıyor. Ya buraya bir üniversite kurulsun, bu şehrin ekonomisine ne kadar katkıda olur? Çünkü artık mantık böyle bir şey olmuştu. Bu arada Bologna süreci yaşandı. Bologna sürecinde bu piyasalaşmaya daha başka katkılarda bulundular. Ama çok daha önemli bir şey daha yaşandı. Türkiye'deki egemen güç ideolojisini değiştirdi. Yani başka bir sınıf gelmedi. Aynı sınıf. Ama şu Emre Kongar'ın bir sınıflaması vardır. Der ki Türkiye'deki egemen gücün iki tane farklı kanadı vardır. Bir devletçi seçkinci, bir de gelenekçi liberal. Devletçi seçkinciler işte Mustafa Kemal, CHP ile devam eden bir kuşaktır. Gelenekçi liberaller de sarayla başlayan Demirel, Özal, Erdoğan giden bir süreçtir. Bu dönem içerisinde eskiden devletçi seçkinciler egemendi. Fakat gelenekçi liberaller bir şekilde devletçi seçkinci ideolojinin önüne geçtiler. Tasfiye ettiler demiyorum. Çünkü aynı sınıf. Aynı sınıf ideolojik olarak tercihini değiştirdi. Ve bu da üniversiteye ayrı bir zarar verdi. Çünkü dinci gericilik her bir şekilde girdi. 3-5 cümleyi bitireyim. Sonrası için. 28 Şubat'tan bahsedilir. Çok iyi bildiğimi zannetmiyorum. Ama araştırdım. Yani 28 Şubat'la ilgili zaten bir tane kitap yayınlandı. Ömer Karahan'ın 28 Şubat Üniversitesi kitabı. Kim tasfiye edilmiş diye gerçekten baktım. Bazı isimler buldum. İsimlerin peşine düştüm. Yeni bir şey değil bu. Yani yıllar içinde yaptığım bir şeyden söz ediyorum. İsimlerin peşine düştüm. Mesela birisi diyor ki ben üniversiteye alınmadım diyor. Tasfiyeden sayıyorum. Bilemiyorum kaç kişi tasfiye edildi. Ancak bir doğrudan tasfiye edildiğini söyleyen bir Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir genel cerrah, bir de Sakarya Üniversitesi'nden bir öğretim üyesine ulaştım. 28 Şubat'la bağlantılı bir soruşturmayla tasfiye edildiğini söyleyen. Tam sayıyı bilmiyorum. Bir siyasinin konuşmalarında 137 kişi olduğundan söz edildi. Kendisine yazdım, kendisiyle konuştum. Nedir bu 138, kimdir bu 137 kişi diye. Bir yanıt alamadım. İşte hocam genelde falan dediler.
hani öğrencilerden belki olabilir ama öğretim üyesi tasfiyesi anlamında hani sporadik olduğunu düşünüyorum. Yani bir sistematik olmadığını düşünüyorum. Çünkü öyle bakacak olursanız tasfiye ondan sonra da devam etti. Mesela Renan Pekünlü İzmir'de. İşte yasaları uygulamaya zor, hem üniversitenin tasfiye edildi, aynı zamanda hapse girdi. Mesela Mehmet Elbistan ismi aklıma gelen örnekleri veriyorum. Komik örnek, enteresan örnekler olduğu için komik diyorum. 19 Mayıs Üniversitesi'nden devleti küçük düşürmekten Mehmet Hoca'yı tasfiye etmişlerdi, atılmıştı, sonra geri döndü. Ne bileyim, küçük düşürmek, 2006'da ben rektörü küçük düşürmekten ve işçi mücadelesi sırasında ben atılıp tekrar geri döndüm. Ama bunlar sistematik işler değildi. Fakat bugünkünden hiç söz etmeyeceğim çünkü zaten şu anda hep beraber içinde yaşıyoruz. Eminim bu dinleyenler arasında hala tasfiye edilen kişiler de vardır muhakkak. Ama çok genel anlamıyla ben sözümü burada keseyim çünkü tahminimden 20 dakikada uzun konuştum. Hiç bu kadar da uzun konuşmayı sevmem ama ne yazık ki işte bu sefer öyle oldu. Kusura bakmayın diyorum. Uzun konuşmayı gerçekten sevmiyorum. Çünkü dediğim gibi kendim dayanamıyorum. Kendim dayanamadığım için de, fakat birdenbire nerede kaçırdım ipin ucunu bilmiyorum. Ona kaptırınca tarih böyle bir şey işte. Yani insan gidiyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için beni. Biz teşekkür ederiz. Soruları olanları ben chatten de sordum ama belki doğrudan buradan size sormak isteyebilirler diye. Önce onu dinleyenlere bakıyorum. Acaba el kaldıran olur mu soru sormak isteyecek olan? Herkes kendisi yaşadığı için zaten herhalde ondan soru çıkmıyor. Zaten herkes süreci biliyor. Herkes kendi içinde. Yakın dönem için evet, özellikle öyle. Ben aklıma gelen bir şeyi sorayım belki insanlar düşünürken. Bu tasfiyeler birçok seri şekilde söylediğiniz gibi farklı farklı dönemlerde tasfiyeler yaşandı. Son dönemdeki tasfiyede bir çok konuşulan, tartışılan bir nokta. Tasfiye edilenlerin yakın çevresindeki diğer akademisyenler onların yanında olmadı, onları desteklemedi, duruma karşı sessiz kaldılar şeklinde büyük bir eleştiri vardı. Haklı bir eleştiri tabii ki. Önceki tasfiyelerde bununla ilgili bir elimizde bilgi, doküman var mı? Bilgi var mı diyorsun? Var. Şöyle söyleyeyim. Aslında genellikle üniversite tasfiyelere sessiz kaldı. Şimdiye kadar genellikle diyorum. İstisnası var. Anlatacağım istisnasından da bahsedeceğim. Çünkü üniversitedeki tasfiyenin amacı zaten üniversitenin sesini kısmak içindi. Yani zamanlaması ve seçimi hep ona göre yapılan şeylerdi. Şöyle söyleyeyim tasfiyelerde. Mesela 1960 tasfiyesi. 147'ler tasfiyesi. Çok ses getirdi. Yani bir kere basın üzerinde baskı yoktu. Basın birdenbire şeye başladı. Niye bunlar tasfiye ediliyor diye. Üniversite içinden çok sayıda kişi karşı çıktı. Ama yeterli midir sorusunun yanıtını vermem çok kolay değil. Eminim o zaman tasfiye edilenler de bunu yetersiz bulmuşlardır. Yalnız şöyle bir şey var. Bakın 1960 tasfiyesiyle ilgili eğer bir takım hani ayrıntıya girecek olursak belki tek bir şey konu olarak konuşmak gerekirdi. Çok sayıda kişi kendi bölümü içerisinde listeler o şekilde oluşmuş. Yani örnekleri var. Ya da mesela 12 Eylül'de Işık Bülent rektörleri topluyor. Yılmaz Büyükerşen anılarında anlatıyor. Diyor ki hocam, rektörleri de sayın hocalarım. Yani biz burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. 12 Eylül Paşa'sı söylüyor bunu. Lütfen bize her gün yeni bir şurada komünisti gibisinden yazılar göndermekten vazgeçin diyor. Yani üniversite kendi içerisinden bunu çıkartıyor. Ancak Murat Hocam şunu söyleyebiliriz bu son tasfiyenin özelliği olarak. Şimdi 12 Eylül'den itibaren kalıcılaştı. Yani 1960 tasfiyesi işte oldu 2 yıl sürdü. Sonra Milli Birlik Komitesi de yoktu zaten. İşte 70 geldi gitti. Ama ondan sonra devam etti. 12 Eylül'den sonra dediğim gibi burada kalıcı oldu artık şey. Bu kalıcı olduğu için üniversitenin çok da ses çıkartacak hali kalmadı. Çünkü her gün baskılar devam etti. Bu son tasfiye olduğunda üniversiteyi oluşturan herkes, mesela artık yaşlı grup içerisindeyim ben. Benim tüm hayatım, öğrencilik hayatımın ortasında 12 Eylül darbesi oldu. Yani benim tüm akademik hayatım yok içinde geçti. Beni yok mu
yüreklendirdi beni. Olasılıkla siz yok öncesi bir şey yani bilmiyorsunuz bile. O yüzden biz zaten bu sistem içerisinde yetişen birileriydik. O yüzden de çok daha fazla bir tepki, destek bekliyor muydun? Doğrusu üniversite konseyleri derneği başkanlığı yaptığımda çok üniversiteyle temasım oldu. Çok üniversite derneği temasım oldu. Aslında ben çok daha fazla bir şey beklemiyordum. Çünkü üniversitenin maalesef elimizdeki yapısı buydu. Tabii ki çok daha iyi olurdu. Herkes birdenbire karşı çıksaydı, imzalar toplansaydı, işte protesto hareketleri yapılsaydı. Ama doğrusu pek de beklediğim bir şey değildi benim. Teşekkürler tekrar. Başka sorusu olan? Şimdi merhaba. Ben şimdi bir şey eklemek istiyorum. Tabii bu üniversite tasfiyeleri her zaman çok yanlış oldu. Yani bunun savunulacak belki bir tarafı yok ama 1960'taki tasfiyede üniversiteden çıkartılanların hepsi başka kurumlara yerleştirildi. Hiç kimsenin maaşlarına, sosyal haklarına dokunmadı. Ama diğer tasfiyelerin hiçbiri bunun gibi değildi. Yani işte 1402'liklerin hali ortada, en son çıkanlar ortada. Onları olduğu gibi kapı önüne kondu. O aradaki bu farkı da belirtmek lazım. Yani şimdi hep diyoruz ya işte 27 Mayıs'la ilgili konuşurken insanlar hani bu bir darbedir, şudur budur diyorlar. Yani darbe olsa darbe atar, bak gözünün yaşına bakmaz. Alıp kimseye başka bir yere almaz. O yüzden onu da yerli yerine oturtmamız lazım. Bu arada İzgi Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok ayrıntılı, güzel sunumu için. Yani vakitte hiç kimseyi sıkmadı bence. Çok da rahat ilerledik. Teşekkür ediyorum. Bunu hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Katkınız için ben de teşekkür ederim. Ancak şöyle söyleyeyim. Mesela 1933 reformunda da, 1933 tasfiyesinde de yavaş yavaş bunun dozunu arttırarak geldiler. Mesela 1933 tasfiyesinde gerçekten söylemiştim belki de gözü kaçtı. Herkese birer istedikleri de tayin ettiler. Kabul etmeyenlere de bir yıl süreyle maaşlarını ödediler. Yani Darülfünun maaşını ödemeye devam ettiler. Ağırlaştı. 12 Eylül ağırdı. Ama mesela 12 Eylül'de de mesela insanların yurt dışı çıkış hakkını yok. Yasaklamadılar. Korkut Hoca biliyorsunuz. Evet. Zimbabwe'de şeye devam etti öğretim üyeliğine. Ben size kendim için söyleyeyim mesela son tasfiye örneği olarak. Belki de şimdiye kadar aldığım en iyi teklifi aldım bir yurt dışından. Olmadı. Çünkü elimde pasaportum yoktu. Pasaportuma el konulmuştu çünkü. Evet, evet. Yani bu yavaş yavaş arttıra gittiler. Yani çünkü dönem daha her seferinde biraz daha gericileşti. Tabii hocam biz sessiz kaldığımız sürece bunlar daha da artacaktır. Muhakkak. Çünkü kabahat bizde, biz sessiziz. Yani çekiniyoruz. Yani belki hani herkesin çok cesur olmasını beklemeyiz ama sonuç olarak bir üniversitede yani dün sizi atacaklar, yarın beni atacaklar, öbür gün başkalarını atacaklar. Bunu görmemiz lazım bunu. Çok haklısınız. Ama çok haklısınız ama herhalde burayı dinleyenleri bir ayrı tutmak lazım. Hayır. Korkan insan burayı dinleyenlere bile burayı dinlemeye bile gelmez. Zaten yani, burası için değil. Bunlar burada gelmezler. Farkındayım. Ama hepimiz tanıyoruz ki hepimizin üniversitelerde çok samimi arkadaşlar var ama tutumlarını biliyoruz. Hocam bakın şimdi ben işte her hafta yazı yazıyorum. Üniversitedeki arkadaşlar, akademisyenlere gönderiyorum. Bana ya göndermesene olmaz mı diyorlar. Çünkü yazının içeriğinden korkuyorlar. İşte hükümete vuruyorsun, şunu yapıyorsun. Biz bu hale geldik. Tabii. O yüzden kafacı büyük çoğunluğu bizler de aslında yani. Bir de tabii şöyle bakmak lazım. Eğer işe çok daha temel açıdan bakmak gerekiyorsa. Tasfiye bir alettir. Yani tasfiye kötüdür. Değil. Tasfiye bir alettir, bir şeydir. Yani her alet gibi bunu kullanan kişinin ideolojisi buna yön verir. Yani öyle bakılırsa eğer yani sınıfsal açıdan bakılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocam zaten bakın çok açık şimdi sizi yok başkanı yapsak siz de tasfiye yapacaksınız üniversitelerde. Yani yapmak zorundasınız çünkü bu üniversite bu şekilde yönetemeyiz. Yani çünkü bakın bir alet. Çok haklısınız. Mesela 1933 Cumhuriyet'in 10. yılı Mustafa Kemal karizmasının doruğunda yani en karizmatik olduğu dönem tüm öğretim üyesi sayısı 240 kişi. Şimdi Mustafa Kemal bir düşünün alır. Bir toplantı salonu, Darülfünun salonunda alsa 240 kişi. Arkadaşlar bundan sonra böyle böyle olacak. Yoksa Cumhuriyet'in kuruluşu, geri bazı kendiler gidebilir tarzında bir
konuşma yapmış olsa o karizmadaki bir insana hayır mı diyecekler? Elbette ki değil. Ancak şunun farkındaydı. Yani bu iş böyle olmaz. Yani siz yok başkan olsunuz dediniz de birdenbire havaya girdim. Tabii ben de bunu şey yapınca yani gerçekten üniversiteyi şu anda toparlamanız mümkün değil. Herkes olur, kendi bölümüne olur. Baksın. Tabii, yani tabii. Buraya yeni alınan yenice gelici yardımcı doçentlerle birlikte bunların emekli olmasına kadar olan geçecek önümüzdeki 25 yılı bunu kendi doğal sürecinde üniversite böyle olmaz. Kapatıp yeniden kurmak zorundasınız. Humboldt Üniversitesi de böyle kurulmuştu. Evet. Ya bu bir şeydir. Araçtır bu. Kötülük yapmak zorunda değilsiniz. Değiştirmek zorundasınız. Yani aracın kullanımı ile ilgili bir şey. Hocam iki soru geldi. Buyurun. Beyzade Sayın sormuş. 1980 YÖK yasasıyla başlayan piyasalaşma hareketi Kemal Gürüz, Celal Şengör ve Erdoğan Şubi ve TÜSİAD eliyle yapıldığı bilinmektedir. Aslında sol ve ulusalcı görünümle yapıldığı söylenebilir mi diye sormuş. Valla sol ve ulusalcı görünüm yok herhalde. Çünkü bunların hiçbirisi belki bunların içinde biraz sosyal demokrat olan Ersin Yurtsever sayılabilir. 5 kişi birden hazırlamıştı da şeyi, o raporu. Bunlar sayılabilir. Ama asla bir sol ya da bir yurtsever bir görünüm. Yani kendilerini öyle yurtsever olarak tanımlayabilirler ama sol bir şey olduklarını söylemediler. Hatta Kemal Gürüz'ün son şeyini biliyorsunuz. Hani bu en son ben Amerikancıyım. Hocam yurtsever yani değil, ulusalcı olarak yani şey yurtsever değil, sol ve ulusalcı kimlikle eliyle şirket gibi yöneteceğiz mantığı bu beşlinin hazırladığı TÜSİAD raporundan bahsediyorum. Evet. Doğru haklısınız. Yani o rapor zaten o yüzden o rapordan söz ettim. O rapor bir kırılma noktasıydı. Yani o rapor bu işin teorik yere getirmesiydi. Daha sonra hazırlanan YÖK strateji belgesinden bile önemli bir rapordu. Hala açıp açıp oradan baktıklarını düşünüyorum. Şu günkü mesela yeni YÖK'ün yaptığı araştırma üniversiteyi sınıflandırma işinin bile temelleri, ideolojik temelleri o Kemal Gürüz raporunda var. Hatta 2013'teki yeni YÖK yasa tasarısı da onun ürünüydü. İşte sanırım tabii yani ya evrimleşerek geliyor. Kendi içinde belli bir süreç içerisinde geliyor. Bu arada bir YÖK strateji şey eklenmesi biraz değiştirdi. Yani buna Kemal Gürüz şeyine ek olarak dinci gericilik artı Bologna eklenerek hani daha bir katmerli hale geldi bu. Öyle düşünüyorum. Bir soru daha var hocam. Belki buradan zaten o tartışmaya geçmek iyi olur. Buraya Özdağ'ın çok teşekkür ediyor diğer hocalarımız gibi. Önümüzdeki örneğin 10 yıl için bir üniversite projeksiyonunuz var mı? Varsa nasıl? Ya bu her zaman gelen ve her zaman gelen ve en zor sorudur. En zor sorudur. Ama Suay Karaman'ın konuşmamızdan sonrakinin üzerine devam edecek olursam belki bir şey yapılabilir. Şu anda üniversite elden çıkmış durumda. Şimdi dediğim gibi tek tek lütfen kendi çalıştığınız bölümleri düşünün. Yani sadece şeyi falan söylemiyorum. Fakültenizi ya da yüksek okulunuzu falan söylemiyorum. Bölümleri düşünün. Bu bölümlerde bırakın dinci gericiliği de. Ondan da geçtim. Sadece üniversite entamda bir entelektüel düzeye sahip olan ve bilgi üretebilecek seviyede olan insan kaldı mı? Özellikle gençleri kastediyorum. O yüzden de iş bu haliyle devam edecek olursa asla bir üniversite olamaz. Yani bu üniversite kapatılır yerine bir üniversite kurarsınız, başka bir şey yaparsınız ama kendi haline bırakılırsa şu anda üniversite kadroları dondursanız 25 yıl kötü gitmesini garanti ediyorum. O zaman bu sistemin bütünüyle değişmesi lazım. Şimdi sistemin bütünüyle değişmesi derken dünyada bir tek üniversite sistemini de tek başına kurtaran da bir yerde yoktur. Yani toplumsal değişimle birlikte üniversitenin de değişeceğini düşünüyorum. Ha bu 10 yıl içinde olur mu? Onu bilmem. Yani toplumsal değişim. Ama artık üniversite şu haliyle düzelmesi bence mümkün değil. Bitmiştir bu iş. Hocam o kadar karamsar olmayın. Yok, yok karamsar değilim. Hayır hocam sizi yok başkanı yaparsak bence bunların hepsini düzeltiriz yani. Zaten... Sanırım böyle bir şey var zaten. Hani YÖK başkanı olursam herhalde ben de klasik bir YÖK başkanı olurum. Çünkü zaten öyle olacak adamları getiriyorlar oraya. Onu da şeyde biliyorsunuz zaten. Gelen insanlar Türkiye'de kendi kişiliklerini değil de o gittiği yerin zorladığı kişilikleri üstleniyorlar.
şeyler falan da oldu. Yani düzelecek boyutları geçti. Mesela YÖK'e, işte Alparslan Hoca YÖK'e girdi. YÖK üyesi oldu. Türkan Saylan YÖK üyesi oldu. Evet. Yani tek tek küçük kurtarma işlemleri yaptılar. Ama bireysel. Fakat iş o kadar bozulmuştu ki onların girdiği dönemde bile bir Türkan Hoca'nın, bir Alparslan Hoca'nın düzelteceği şeyler değildi artık. O aşamayı geçmişti. Olan olmuştu. Üniversite değişmişti. Yani bence yeniden kurmak lazım. Ama benim her şeye bakışım öyledir zaten. Hiç evrimli bir şey, yani reformlu olacağını hiç düşünmedim şimdiye kadar. Yıkıp yeniden yaparak olur. Karamsar değilim. Onu geçen sefer de konuşmuştuk herhalde de. Geçen toplantıda da. Üniversite öyle bir yer ki tasfiye ettik diyorsunuz. Yine içinden bir şeyler çıkartıyorlar. Size şunu garanti edeyim ben. Bu tasfiye geçti. 5 yıl sonra üniversitede yeniden bir tasfiye hareketine gerek duyacaklar. Nereden sızacaktır bilmiyorum ama hep üniversite kendi içerisinde ileri unsurlar üretecektir. Yeni bir tasfiye hareketi gerek duyacaktır. En azından bu tasfiyede artta kalanları atarlar. Ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen hocam. Buyurun. Şimdi bu 1946'daki kanun, yüksek öğretimi düzenleyen üniversite kanunu, yani seçimle gelmeye getiriyor değil mi rektörün? Evet, 1936 öyleydi. Ve yani her seferinde bir başka fakülteden seçim oluyor. 61'de bu değişmiyor. Yani fakülteler sırayla... Yok. 61'de bu değişmiyor. Daha sonra 73'te tüm öğretim üyeleri bir arada seçim yapıyorlar. 3 yıllığına seçiliyor diye biliyorum. Hani bunu farklı düzeltirsiniz. Yani böyle, bu açıdan bakıldığı zaman o süreçlerdeki üniversitenin yönetimin seçilmesi, rektörün seçilmesi süreçleri nasıl değerlendirilir? Çünkü esas kırılma YÖK'le birlikte başlıyor. Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisinin devreye girdiği. Ondan önceki uzun bir süreçte aslında bir seçim olduğunda görüyoruz. Seçim vardır Aşık. Çok haklısın. Bir şeyi düzelteyim yalnız. O her fakülteden sırayla seçilme işi yasada yer yoktu. Bu üniversitelerin kendi şeyiydi. Yani yıllar içerisinde kendi geliştikleri bir refleksti bu. Çok da iyiydi ama şunu da gösteriyordu bu. Rektör olmak çok da önemli değil. Yani biri olsun, biri adımıza bunu hakikaten eşitler arasında birinci gibisinden bir şekli tanımlanmıştım. Fakat yasaların çok önemli olmadığını, yasaların da bir araç olduğunu, önemli olan bu yasalara yön veren ideoloji olduğunu düşünüyorum hala. Şöyle ki, mesela dediğim gibi bu 2252 sayılı 1933 yasası çok kötüdür. Yasa olarak çok kötüdür. Yani üniversite şeye bağlı, milli eğitime bağlı bir şeydir. Ama sonuçta komünist manifestoyu okuttukları, özgürce tartışabildikleri bir ortam yaratıldı. 4936 çok ileridir. Fakat o ileri üniversite, Pertev hocaları hepsini, 3 tanesini oturdu, senato kararıyla kendisi attı. Hatta o zamanlar mesela şeyden ses çıktı bu şey, meclisten. Ya ne yapıyorsunuz, biz de bunu verdik ama hani bunu daha demokratik bir ortam yaratın diye verdik. Şöyle bir örnek vereyim. Bu üniversiteye seçimle olsun mu olmasın mı tartışmaları yapılırken Doğramacan o yüzden istifa etti. O şu garip seçim sistemini bile kabul etmedi. İstifa etti Doğramacan. Burhan Şenıtalar'la bir şeyde karşı karşıyaydı. Televizyonda bir panelde. Doğramacan şunu savunuyor. O kadar dedi beğendiniz. İsveç'te bile dedi İsveç kralı atar dedi. Rektörü İsveç kralı atar dedi. Burada niye seçim olsun dedi. Burhan Hoca dedi ki tamam kabul dedi. Bizim rektörümüz de İsveç kral atası da onu kabul ediyorum dedi. Ama dedi siz atamayın yeter ki. Şimdi İsveç'te gerçekten seçim yok belki ama sonuçta öyle bir şey yerleşmiş durumda ki hiç seçime zaten seçilecek kişi buraya atanıyor. Üstelik zaten rektör olmak önemli bir şey değil. Rektör eşitler arasında birinci, hatta bir angarya işi yapıyor. Herkesin kendi işi gücü varken bu adam bir de protokol işleriyle falan uğraşıyor. Yani seçimin tek başına önemli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki seçim için mücadele etmeliyiz çünkü çok gerilere düştük ama şu ortam için söyleyeyim, tamam seçim hakkını elde ettik benim için yeterli bir şey değil.
o seçim hakkını işte ya bugün ülkede de seçim hakkı var. Bir garip bir biçimde işler sonuçta. Çünkü ideoloji insanları, esas ideoloji insanları başka türlü yönlendirir. Yani bilmiyorum tam açıklayıcı oldu mu ama ben seçim işine de bir araç olarak bakıyorum sadece. Önemli olan ideoloji olduğunu düşünüyorum. O seçimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Hocam şeyde bu Avrupa'da bazı ülkelerde ilk olarak rektörlük seçimiyle ilgili gerçekten de cumhurbaşkanı ya da kral atıyor. Ama ondan evvel daha alt düzeyde seçimle onlar belirleniyor. Sembolik bir atama olabilir. Yani İsveç kralının ataması böyle adam kral seçip şey yapmıyor. Üniversite o içinden seçilmiş olabilir. Yani ona dikkat etmek gerek. Çünkü bir ara şey geziyordu ortalıkta. Yok neymiş o işte rektörün seçilmesi, devlet başkanı, başbakan atıyor diye bir sözler, iddialar ortalıkta vardı. Bir de şey demek istiyorum, bu daha evvelki yasalardan bahsettiniz. Üniversiteyle ilgili hocam. Şeyde 1946 ile 53 arasında dekanları üniversite öğretim üyeleri seçiyorlarmış. Biliyorsunuz YÖK sisteminde öyle bir şey yok. Pardon, ne zaman? 1946 ile 53. 46-53 arası. Evet. Bu Ahmet Demirel Hoca bunu bir Facebook'ta bir paylaşımda o bir haber paylaşmıştı. Hatta haberde şey diyordu işte bilmem hangi üniversitede dekanlık seçimi kıran kırana geçti. Ve işte şey şu hoca atandı diye. Yani mesela 53'te ne olduysa bilmiyorum bu kaldırılmış. Sonra ne oldu bilmiyorum dekanlık seçimi. Şunun için diyorum mesela bazı üniversitelerde YÖK sistemi olmasına rağmen 80'den beri dekanlık seçimi için eğilim yoklaması yapılıyordu. O eğilim yoklamasında belirlenen kişilerin ismi YÖK'e gidiyordu. YÖK de işte en fazla oyu alanı genelde atıyordu. Mesela bu şeyde ODTÜ gibi bazı ODTÜ'de en azından ben ODTÜ diyeyim. Mesela bu şey bizde tasfiye olmadı bak imzası dolayısıyla ama biliyorum. Gelen rektör bu şeye son verdi büyük ölçüde geleneğe. Yani mesela böyle bir zorunluluğu da yoktu ama işte bu şey bir şekilde atmayanlar da şey yapıyorlar. Sistemi uygulamaya başlıyorlar. Benim 9 Eylül'de bulunduğum önemli bir dönem boyunca da seçim yapıldı. Dekanlık için seçim yapıldı. Ve bunların hemen hemen hepsinde de seçilen kişi atandı. Bu rektör seçimleri konusunda dünyada çok farklı sistemler var. Aslında en iyi kaynak Doğru Amacı'nın çıkardığı bir kitap var. Metek Sandan bastı. Kendi yayını bir kitap var. Tüm dünyadaki kendi siyasi görüşleri değil, yorumları değil ama sistematik bir biçimde döktüğü, nerede seçim yapılıyor, nerede atama yapılıyor, bu atamaların da çok farklı şekilleri var. Seçimlerin de çok farklı şekilleri var. Çünkü şimdi seçim deyince, bakın, mesela niye öğretim üyesi seçiyor? Öğretim görevlisi seçmiyordu bizim elimizdeki seçim sisteminde. Asistanların hiçbirisi seçmiyordu. Öğrenciler seçime bir şekilde dahil olamıyordu. Emekçiler dahil olamıyordu. Ama bunların hepsi birebir eşit oy hakkıyla derseniz olmaz, bu sefer öğrenci seçimi halini alır. Yani her bir sistemin kendisine ait bir takım sıkıntıları var ama dediğim gibi bence şekil üzerinde durmadan hani dediğiniz gibi işte sonuçta eğilim yoklamasıyla İsveç kralı kim seçilecekse onu atıyordu diyorsunuz. Çok haklısınız. Kesinlikle katılıyorum söylediğinize. İşte bence durum böyle bir şey. İstersen yani seçim olmayan yerde istenen kişi atanıyor, seçim olan yerde en istenmeyen kişi atanabiliyor. Çünkü alet bunlar birer araç. Gerçekten birer araç. Evet, söz alabilir miyim Murat Hocam? Hayır hocam, buyurun. Teşekkür ederim. İzgi Hocam, sürenin nasıl geçtiğini ben anlamadım. Çok zevkli, bir konuşma yaptınız üniversiteler tarihi ülkemizde. Tabii buraya baktığımızda üniversiteler tarihimizi de üzerinde de burada en çok durulan konu tasfiyeler konusu çok önemli bir yer tutuyor. Yani bunları sayısal olarak Türkiye'deki öğretim üyesi sayısına oranladığımızda yani oransal olarak küçük olsa bile değersel olarak yani toplumsal değerler açısından son derece büyük bir orana karşılık geliyor. Çünkü bu tasfiyeler sonunda yaratılan sessizlik ortamı ki amaçla hepsinde budur. Sessizlik ortamında
en büyük zararı toplum görüyor. Yani çok örnek söylenebilir bununla ilgili olarak. Tabii. Ama en son örneği şu yaşadığımız pandemi sürecinin yönetimi karşısında bilime gösterilen değer açısı bakımından yönetim açısından üniversitelerden ses çıkamaması yeterince, yani bu politikayı değiştirmeye zorlayacak, bilimin daha çok bu sürece yön verecek hale getirilmesi için üniversitelerden parmakla gösterilecek sayıda hocadan başka kitlesel bir şey çıkarılamaması. Nedeni de sanıyorum bu, bilmem başka şey de ekleyebilir misiniz? Ayrıca bir de bu baskı ortamının yarattığı toplumsal sorumluluklardan uzaklaşma duygusunun bir alt basamında da bilimsel ahlakın yerlerde sürünüyor hale gelmesi, ki bunun mücadelesini yapanların başında başta gelenlerden birisisiniz. Dolayısıyla bu süreçte, yani ben sizi o 20 seneye yakındır tanıyorum, dostumuzsunuz. O başlangıçtaki bilim ahlakı profiliyle Türkiye'nin bugünkü geldiği bilim ahlakı profili arasında bile bir aynı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Yoksa daha mı tırmandı bu? Bunların da üzerinde durulup konuşulması değer konular olduğunu düşünüyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok ayrı bir konuşma konusu bilim etiği, ama en azından şunu düşünün hocam. Sizle 20 yıl önce beraber yaptığımız panelde konuştuğumuz konular, enteresan diye anlattığımız konular bugün artık sıradan. Yani bugün hiçbir ilginçliği kalmadı. O sizle beraber bu paneli bir yapsak kimse izlemez, çünkü artık her tarafta oluyor bunlar. Doğru. Çok sıradanlaştı onlar. Çok haklısınız. Yani, maalesef. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan katılımcımız var mı? Tabii Murat Hocam, bir Hure Özdağ'ın şeyi var. Chat'te bir bakar mısınız? Kaçırdım ama ben pardon. Ben soruya yanıt verilmedi değil mi? Ben bir şey yaptım hocam. Ben mi atladım? 10 yıl sorusuna değil mi hocam? Benim kaçırdığım bir şey olmasın. Evet, 10 yıl hocam. Evet, evet. Sordum. Valla çok zor bir soru olduğunu söylemiştim Raşit. Yani 10 yıl soruyu nasıl görüyorsunuz da kolay yanıt yanıt vermem çok kolay değil. Yani o kadar siyasi bir bakış açımı geliştiğini zannetmiyorum 10 yıl sonrası, ama şu an için hani bu şekliyle gitmez. Bu şekliyle üniversite olmaz. Eğer üniversite olacaksa bunun değişmesi gerekiyor. Şu anda 10 yıl içerisinde de bunun daha iyi bir üniversiteye evrileceğini gösteren hiçbir bulgu yok elimizde. Ancak yine de umudu taze tutmak lazım. Her zaman için üniversite, işte diyorlar 80 tasfiyesini yaptık, üniversite bitti. İşte yeniden tasfiye yapmak gerekiyor. Onu konuştuk herhalde zaten. Ben de bu sırayla fakültelerden seçilmesi, acaba yanlış mı hatırlıyorum diye baktım. Şey de var, yasada var. Var mı? 1936 sayılı yasada. Ama dediğiniz gibi, yani aslında tabii seçim tek kriter değil. Yani burada seçim olunca daha demokratik bir işleyiş olduğunu söyleyemeyiz. Ama hani yine de giderek göre daha kötüye gittiğini söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Her birkaç yılda bir, hatta her 5-10 yılda bir çok daha geri bir noktaya doğru gittik. Ama tabii şöyle bakmak lazım. Yani belki bu 10 yıllık şeye de bir yanıt olabilir. Belki biraz katkı olabilir, yanıt değil de. Demek ki her 5-10 yılda bir yeniden bir tasfiye yapma gereği duyacak kadar bir rahatsızlık uyucu bir şeyler çıkıyor bu üniversiteden de. İzgi'ye özel bir soru sorabilir miyim? Yani demin bahsettiği için sorma ihtiyacını hissettim Murat Buyurun. Hocam. Ya pasaport yasağınız devam ediyor mu hala? Yok. İzgi kalktı mı? Yani tabii kullanmadım ama pasaportumuza el koymuşlardı bir gün, yani yıllar. Evet. Hemen yeni atıldığımız sıralarda pasaportumuza el koymuşlardı. Sonra aradılar bir gün enteresan bir biçimde, artık nüfus işlerine geçmiş, emniyetten çıkmış. Pasaportumuzu geri vereceğiz dediler. Ancak dediler yeşil pasaport veremeyiz. Gri versin. Ve gittim. Yok, hayır dedim ki, tamam bir şey, kandırmaca falan da yok. Eşimle beraber gittik, onda pasaportla el koymuşlardı. Onunkini iade ettiler. Peki o zaman bana yeşil vermeyin, bana eş durumundan yeşil pasaport verin dedim. Baktılar, evet yönetmelik buna müsait dediler.
Yani birini kandırma falan filan bir pasaport verdiler ama ondan sonra zaten pandemi falan filan yani. Çünkü şeye güvenmiyorum. Mesela benim pasaportuma da şeye giderken el konulmuştu. Yurt dışına çıkarken el konulmuştu. Tabii böyle bir şey de beklediğim için. O zaman henüz daha şeydik, tasfiye edilmiştik, açığa alınmıştık. Hani KYK'yla atılmamıştık. Çok yerden sorduk. Emniyete gittim, işte bilmem araya bir pasaportunda bir sorun var mı yok mu? Her tarafından yok 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 diye şey geldi. Ama çıkarken el koydular pasaporta. Çünkü başka bir sistemde sakıncalı görünüyormuş. O yüzden de henüz daha dışarıya çıkmadan pasaportumun geçerli olup olmayacağından pek emin olamıyorum. Ama elimde pasaportum var, en azından gösterebileceğim bir şey var elimde. Yani ben bunu şunun için şey yaptım. Çok böyle ironik bir durum var ortada. İşte bilim insanlarına böyle yapılırken pasaport vesaire konusunda. Şimdi son günlerdeki işte kamuoyunun şu anda gündeminde olan bir olay. Bir dernek vasıtasıyla bir derneğe üye olanların, bir belediyenin önderliği yoluyla sıradan insanlara gri pasaport, yani görev pasaportu verilip yurt dışına çıkması ve onların geriye dönmemeleri gibi bir insan kaçakçılığı gibi bir durum söz konusu iken bilim insanlarımızın yurt dışındaki toplantılara giderken bile pasaportlarına el koyması gereken bir durum. Çok şey bir durum tabii ki, çarpıcı, çok anlamlı. Bunda anlamı çok büyük bunu. Onun için bunu şey yaptım. İzleyeceğim, sordum sana ayrıca. Evet, inşallah kalkacak hepsi. Umarım. Peki hocalarım, başka katkıda bulunacak hocamız yoksa bugünlük çok yorduk yine İzge Hoca'yı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık İzge Hoca. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgiler. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.